Sevgili misafirler, ekran başındaki değerli izleyenler, Çok Güzel Hareketler 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Atakan bütün skeçlerde oynayacak, o yüzden ben çıktım. Yavaş yavaş tanınmaya başladık biz. Biz dışarıda da artık bunu görmekteyiz. Ama biz bazıları oyuncularımızın artık replikleri de tanınıyor. Biz mesela toplu bir şekilde yürüyoruz. Hamza geçiyor, arkasından Hamza'nın repliğini söylüyorlar. Kahrol düşman, al sana bombe diyor. Hamza dönüyor, bakıyor. Yani adını bilmese repliğini biliyorlar yani. Evliya'yı görüyorlar, Evliya'ya da selamun aleyküm, aleyküm selam diyorlar. Evliya'ya bir şey bırakmıyorlar ama Evliya da dönüyor, bakıyor. Güran'ı görüyorlar, Güran'a açın kapıyı diyor. O da dönüyor, bakıyor. Benim böyle bir repliğim yok. Ben gidiyorum. Tanımıyorlar da herhalde, ismini de bilmiyorlar. Arkamda şey diyor. Çok güzel hareketler. Ben de bakmıyorum. Güzel hareket. Yine bakmıyor. Tırt dedi bana ya. Şimdi başlıyoruz. Ben de hocamı çağırayım size. Hazır mısınız? Var mı? Atakan'ı ya dediğim ben. Uzaktan gelen var mı? Fransa. Fransa. Fransa'dan sonra. Aha. Başka? Var mı? Berlin. Berlin. Aa, Adana devam ediyor. Abi sen otobüsle geldin herhalde. Yol uzun sürdü. Esenlere gideceğiz. Gideceğiz. Hep beraber mi? Hocam çağırıyorum. Hazırsanız karşınızda Yılmaz Erdoğan. Cihan'ın sakin tarzıyla bir açılış yaptık. Hoş geldiniz. Herkes benim... Hepsi benim taklidimi yapıyor. Ben de Cihan'ın taklidini yapmak istiyorum. Geçen... yoldaydım. Aferin koçum. İyi günler. Cihan mevzuyu oradan açtı diye aklıma geldi. Dünyanın en güzel tanınma tanınmama hikayesi. Daha önce çok eski hikayemleri anlatmıştım. Bir gün havaalanındaydım. İnsanlar beni tanıyorlardı işte. Merhaba Yılmaz abi, nasılsın Yılmaz abi falan filan. Geliyorlar, gidiyorlar. Bir tanesi de oradan böyle bakıyor. En son o geldi. Dedi ki... abi ben seni tanıyamadım. Dedim, oğlum tanımadıklarına gitmeyeceksin. Öyle ömür geçmez. Ben seni de tanımadım, seni de tanımadım. Dünyanın en saçma hatırası oydu. Hoş geldin ablacığım. Nasılsınız inşallah? Nereden böyle? Adana'dan. Bugün Adana toplu satış mı? Ne oluyor? Hoş gelmişsiniz. Hepiniz şeref vermişsiniz. Bize zaman ayıran herkese buradan sevgiler gönderiyoruz. Çok Güzel Hareketler başlasın mı efendim? Gördüm. Turabi dikkatinizi çekti mi? Hoş gelmişsin kardeşim. Bir güç lazım olur diye kardeşimi çağırdık. Başlasın mı abi? Biraz ya bak bu... Çok Güzel Hareketler başlıyor. Geçmiş haftalarda yurt skeçleri yaptık. Hem kız yurdu hem erkek yurdu. Çok da beğenildi böyle. Çok da yazan oldu. Özellikle öğrenciler çok yazdı. Abi dedi en çok biz izliyoruz. Herkesten çok biz izliyoruz. İnternetleri galiba az çekiyormuş. Abi diğer bölüm yüklenene kadar biz anca bitiriyoruz bir bölümü dedi. Yani de öylemiş galiba. Buradan bu arada tüm yurtta kalan öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Tüm yurt dediğim için
Yurtta kalmayanlara da selam göndermiş oldum böylelikle. Ya bütün gençlere diyorsun, tüm yurtta yaşayan bütün gençlere. Buraya da geliyorlar, bize de tanışıyorlar böyle çok tatlı çocuklar. Ama böyle şunu fark ettim, hiçbirisi böyle param yok demiyor. Ama böyle parasız olduğumda her halinden verdiği her cevaptan belli ediyor. Hani öğrenci öğrenciyim derken bile fakir olduğunu anlıyorsun. Yani öğrenci misin diyorum, öğrenciyim abi diyor yani böyle. İlla böyle başını sokacak bir yeri vardır onun. Kaldığı bir yer var ama öyle bir cevap veriyor ki sanki böyle dışarıda sokakta bankta yatıyor böyle. Diyorum ki nerede kalıyorsun diyorum. Yurtta kalıyoruz abi biz diyor böyle. Ya benim para istemeyecek belli bari yemek ısmarlayayım çocuğa diyorum. Aç mısın diyorum. Dün yedim abi eyvallah diyor yani böyle. Çok tatlılar onlar. Şimdi Batuhan ve Atakan tekrardan Erkek Yurdu Skeci'ni yazdılar. Erkek Yurdu Skeci 2 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi pişin la pişin. Şota, Hami. Bakalan ziyo pişti. Ere beni boğamaz deniz ami dalayım. Oldunuz iki tane hangunuzu alayım. Ya abicim ya. Bu ütüyle kim sosis pişirdi? Sosis değil la. Sucuk yaptım onunla. Sosis katalitikte çok güzel oluyor. Tereyağı böyle sürecek. Ya kardeşim, kızla buluşmaya gideceğim. Gömleği ütülüyorum. Bir kelim sucuk okuturuyor ya. Kız beni yanıma gelirken sucuk mu yedin dese ne diyeceğim? Yok yemedim, üstüme giydin mi diyeceğim. De, bence komik olur. Anca öyle düşürürsün kızı. Sağ ol kardeşim ya. Ya ne yaptın gene? Odada şunu yeme abicim ya. Saçıma senin kokusu çıkmıyor ondan sonra. Benim saçıma kokusun iyi. Sanki saçın ne ya? Bir kestir de ne var içinde bir bakalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oğlum ÇG'de bir tane bebe var, ben inanılmaz biliyorum lan. Çok çirkin de inanılmaz komik çocuk. Şey olan hem bu, elmacıkları çıkık olan. De baba. Öyle de ya. Allah senin canın almasın, lahmacundan gelmiş bu da. Şunu yapmayın abi ya. Korktu değil mi lan? Evet, korktu. Çok fena korktu. Al oğlum, al bak bunu şimdi bir tarafı şişe. Bak en güzel kısmını sana veriyorum ha. Yok kardeşim, teşekkür ederim. Sağ ol. Oğlum, al harçlık yaparsın lan, al la. Vurulmaz oğlum, lütfen la. Rıfat, bilerek mi yapıtırın abi sen ya? Ya. Abicim, dalga mı geçirtirin ya? Ya bu odada yemek yenmeyecek lütfen ya. Ne alakası var? Niçin yenmeyecekmiş? Beni anam tembihledi. Dışarıda yemeyin. Olar sağlıksız dedi. Ya tamam. Bıktım galiba sizin pisliğinizden. Bakın bundan sonra bu oda düzenli temizlenecek abi. Baba temizlik avcısına bak la. Ne pisliğimizi gördün bizim? Pisliğinizi sadece görsem iyi abi. Bütün duyu organlarından hissediyorum. Sen o çorabı en son ne zaman değiştirdin acaba? Oğlum ben bu çorabımı her perşembeden perşembeye değiştirmiyorum. Ciyanik benim ayaklarımda. Ne oldu? Kardeşim yapma. Haftadan haftaya çorapların eskir. Aman diyeyim. Aydan ay yapasın. Ya laf kurma. Her gün mü değiştirsin? Ya amma. Selam beyler. İşte abi bak. Akıllı adam. Tebrik ederim kardeşim. Çok iyi çözüm. Burnundaki ne la? Rıfat Savar. Yurdun önünde satmaya başlamışlar kanka. Al size de aldım bir tane. Sağ ol kardeşim. Al bak abi. Yemin ediyorum şu an yüzsüz bir adam olmasam kırılırdım. Ama hiç kırılmadım biliyor musun? Selam beyler. Aynen. Odada mangal yakıyoruz da fazladan kok kömürünüz var mı? Yok kardeşim, kömürümüz yok. Meşe odunumuz var, olur mu? Aynı tadı vermiyor. Hadi eyvallah ya. Aynı tadı vermiyor dedi sana. Oğlum bu ne yiyor, ne içiyor la? Bunu durdurun la. Hello everybody. Efendim. Shit me baby one more time. Ben geldim, yurda dönüş yaptım ha. Hoş geldin kardeşim. Kardeşim. Yasin sen çok mu heyecanlandın kanka? Biraz sakin ol sen ha. Ya aklın fikrin yanlış ya. Ben adama yetişemedim. Kardeşim benim. Kanka Rüzgar attın ha. Hoş geldin. Vallahi yurda kesin dönüş yapmışım ha. Vallahi yurda kesin dönüş yaptım. Geldim artık Erasmus bitti. Ya. Hepsi bitti. Artık buradayım. Oğlum buranın kokusunu bile özlemişim yemin ediyorum ya. Çekme. Lan sandalye getir. Geldi. Tamam, geçti. Sen biraz uzak dur bakayım. Kardeşim oğlum tamam yok bir şey tamam. Ya sen. Tamam iyiyim. İyi misin? Oğlum sen onu bunu bırak. Sen Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladın mı bana bunu söyle. Viyana'nın kapılarını zorladın mı? Defrak'la Bodrum'u toprağımıza kattın mı? Oğlum dur lan öyle bir şey değil ya. Anlatacağım dur. Bak. Size hediye aldım. Yurdumun yalnızları. Alın bakayım. Al, dağıt herkese ver. O neydi? Ne bu? Vallahi Polonya'da magnet diyorlar.
Burada da magnet diyorlar mal, onu mu diyorum ben sana? Allah Allah, çeyizime mi koyacağım ben? Ne yapacağım bunu? Saçmalama ya. Sen onu bunu bırak oğlum. Sen nereleri gördün, nereleri gezdin, kimleri... Ya bir dur, bir dur, bir dur. Ha. Allah Allah ya. Ben heyecanlandım. Ya ama ben de çok merak ediyorum. Bir şey değiller. Orada kızlar teklif edilmiş değiller. Doğru mu lan? Doğru mu? Var mı öyle bir şey? Olay ben hiç müsaade etmedim. Önce ben teklif ettim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak deplasmanda ya hep rakibin ayağını oynamış. Evet. 10 numara taktik kanka. Öyle, ben öyle yaparım. Yurtları anlat be. Yurtlar nasıldı lan? Yurtlar nasıl? Vallahi bizim yurtlar I was like unisex'ti yani. Unisex ne diyor ya? Üniversitede seks oğlum. Oğlum o öyle bir şey mi lan o? Lan öyle değil ya. Ya hayvan. Hayvan. Seks demedim abi. Oğlum bizim yurtlar orada şeydi, karışıktı. Kız erkek karışıktı yani. Hadi la, hadi la. Oğlum başkasıyla dalga geçeceğiz. Oğlum vallahi karışıktı la. Bak. Kadın kız bayağı birlikteydi yani. Evet. Oğlum o yurdu yıkarlar lan. Emin misin sen? Evet oğlum vallahi karışıktı ya. Göster, aç göster. Al bak bak şimdi bak. Lan vay bak, anasını. Bak bu İtalyan. Aba. Bak bu İngiliz. Vay avradını. Bak bu da Fransız bak. Yok bacısını ya. Bu ne oğlum ya? Ben tuvalete gidiyorum. Yuh da. Yani ya utanmıyor mu abi? Olacak şey mi ya? Ya niçin utanacakmışım? Ellerimi yıkacağım, tuvaletimi yapacağım. Ne olmuş ya? Ha. Hemen erkek yurdundayız ya. Hemen aklınız oraya gitsin. Öyle olsa WhatsApp'tan at derim. Ya oğlum. Artist. Neredesin bakayım? Oğlum bak. Ya bunla olsun ya. Bak bunla burada olsun. Vallahi 4 kişilik odada 24 kişi yaşarım. Bütün pisliği ben tek başım temizlerim. Oğlum inanılmaz. Ben gidiyorum. Bir şey söyleyeyim. Beni hiçbir Allah'ın kulu burada tutamaz bu saatten sonra. Bir şey olursa da Rıfat beyin göçü yaptı dersiniz. Bu ne oğlum ya? Kanka seninki beyin göçü değil, o başka bir şeyin göçü oluyor. Ne göçü? Ya uf, konuştum onu. Ya. Anam o ne la? Oğlum. Baba. Bırak. Ya sen bunu bırak. Sen şimdi kaç tane manita yaptın? Bir onu söylesene. Ha, benim yavukluğum var oğlum. Böyle bir şey yapmam ya. Tabii oğlum benim yavukluğum var ya. Gerçekten mi? Tabii lan manyak mısın? Deli misin? Çılgın mısın ya? Adı ne kanka? Anastasia Kaçkuta. Senden ne var? Benden ne var Milenski? Kısaca? Vallahi hiç kısaltmadım. Hep böyle tam söyledim yani. Hiç kısaltım olmamıştır yani. Hep tam söyledim. Eylesine bir sevda. Vay be. Helal olsun kardeşim. Şimdi yenge ordu kaldı. Sen geldin. Ayrıldınız mı lan yoksa? Yo ben ayrılmadım. O benden ayrıldı. Ben uzak mesafe ilişkisi yapamam dedi. Benden ayrıldı. Hadi ya. Ayrıldı ya. Meğerse başka birini seviyormuş yani. Bizden biri mi lan? Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi biliyor musun? Ama bizden biri değil. Adı ne? Meksikalıydı. Adı ne? Alejandro Dominguez de la Silva de la Compañía. Kısaca? Yavşak. Of, of! Anastasia Kaçkuta, senden ne var, benden ne var Milenski? Of! Ne? Kim? Anastasia Kaçkuta. Oğlum hepsini söyletme ya. Bir girdiğim zaman hepsi söylemek zorunda kalıyorum sonra ya. Bu son veda hiç olmadı. Anastasia kaçtı. Allah belanı versin. Bak bu son veda. Giden sonsuza. Bilemezler hiç onsuza. Dayanmaz sevda. Anastasia, senden ne var?
şu odada, şu odada benim sanatıma zerre saygı yok abi. Bu neymiş ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'da insana böyle sanata saygı var biliyor musun? Keşke o saygı biraz sana da bulaşsaydı kardeşim. Yok ben özümden asla vazgeçmem. Ah selam beyler, kettle'ınızı getirdim. Sağ ol kardeşim, teşekkürler. Allah kara belan, bunun içindeki ne lan? Makarna. Abi elim boş, kettle'ım yaş gelmeyeyim dedim ya. Neyse, hadi eyvallah. Ben bu çocuğa kuruluyorum ha. Ben de kuruluyorum, ben de kuruluyorum. Gel şak. İyi ya değil. Kütüphanede gene kavga çıktı ya. Neden lan, ne oldu? Batak oynatmıyorlar. Aha! Görüyor musunuz adaletsizliği? Kütüphanede batak oynatmıyorlar ya. Allah Allah. Ya kardeşim, masallara uygun. Kale. Onlar gene okusun topunu, bir şey demiyoruz ki. Kardeşim, sessiz olunca orada, sessiz. Ya bırak. Oğlum sessiz sessiz oynuyor zaten çocuk. Ya ne işi sessiz gücüm. Oynuyor ya? Bu i̇şin... batağı sessiz ya, mi oynuyor? Ya işin gücün batak. Ne batak ne olmuş? Batakta ve yatakta bin numarayım kardeşim. Laflarım. Oğlum var ya, sizi her şeyinizi özlemişim ya. Yemin ediyorum var ya, bu atışmalarınızı bile özlemişim ya. O kadar, ne kadar tatlı, ne kadar insancı, ne kadar mükemmel, kalbi temiz. Ya harika insan. Harikasınız ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Farkında mısınız? Kardeşimiz böyle sanki bizden bir şey isteyecek de onun önceki konuşmasını yapıyor. Ne oldu la, hayırdır kardeş? Söyle bakayım. Vallahi beni hiç yanlış tanımamışsınız. Önce onu belirteyim. Of. O zaman anlatıyorum. Abi. Ben galiba okulu bırakacağım. Ben gidiyorum buralardan. Nasıl? Niye lan? Niye? Ne oldu oğlum? Vallahi bir Erasmus benim çok belimi büktü ya. Bayağı büktü. Benim de yapacak bir şeyim kalmadı. Memlekete geri döneceğim galiba. Niye oğlum? Maddi bir şey mi oldu? Maddi ekonomik sıkıntı oğlum işte. Param yok. Ya illa bunu mu söyleyeyim ya? Anla biraz zeki yok. Bir çocuğun parası yok da. Oğlum. Kalk be ayağa bir. Biz senin böyle gitmene müsaade eder miyiz ya? Bir dik dur. Gülümse biraz. Heh böyle git. Hadi görüşürüz. Kendine bak. Kardeşim balon orada. Ya Rıfat abi bir dur, Allah'ını seversen. Bir dur ya. Adamın burada bir sıkıntısı var, bir derdi var abi. Tamam ya. Ne yapsın şimdi? Parası yok diye bu çocuk okulu mu bıraksın abi? Evet. Yok mu lan? Biz eve çıkacağız diye birkaç bir şey toplamamış mıydık? Verelim işte adamın işini. Hayır. Hayır, ben o parayı asla alamam ya. Oğlum adam alamam diyor. Zorlamayın ya. Geçin oturun yanına. Tamam, tamam. Şey yapalım o zaman. Herkes zuradaki paraları çıkarsın beyler. Aa yapmayın ne olur. Ya oğlum dur, tamam mı? Yapmayın, yapmayın. Çıkarın, çıkarın. Vallahi abi, benden biraz birikmiş vardı. Ya. Ben de altın etmiştim harcamayayım diye. Nerede sakladın lan bunu? Bu yastığımın içine. Tövbe, ben gece yatarken böyle uyurum, güvenli oluyor. Kardeşim, şimdi tam bu dönerin sağ tarafında bir balya olacak. Onu bak bakayım. Aa burada bir şey, aa bu mu? Al onu orada. Bırak! Çek, çek! Nasıl olur? Onu bırak! De, bırak! Kökü ben de çek! Bir dakika, ya bırakmıyor, bir dakika. Vadeline bırak. Koymuş, çekemeyin. He. Oğlum hayvan mısın, bu ne lan? Vallahi yılların birikimi var orada. Oğlum çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun ya, sen var. Oğlum bir elindekini saysaydın lan önce. Aç. Tamam, tamam. Ya neymiş? Al kardeş. Rıfat, ben bu parayı alamam. Ya oğlum çıkarttım, al işte ya. Rıfat, vallahi alamam ben bu parayı. Niye alamıyorsun oğlum, al. Oğlum leş gibi kokuyordur, nereden çıkarttın ya onu? Ya bak, bunun taktiği var. Gel, bunu oğlum. Şunun arasını aldığın zaman altına düşürme aman diyeyim. Ah şöyle aldın zaman problem var. Tamam, Allah razı olsun ya. Vallahi bu parayı var ya, en kısa zamanda size ben geri vereceğim. Çok sağ olun ya çocuklar. Yani problem değil kanka. %10 faizle verdiğiniz zaman bana hiç koymaz yani. Saçmalama kardeşim, lafı mı olur ya? Bu parayı almayacağız. Çok sağ olun ya. Vallahi zaten ben de geri veremezdim ya. Blöf yapıyordum. Kardeşim. Helal olsun. Helal olsun. Çok sağ olun. Selam beyler. Ya ATM'ler bozuk da fazladan 10 liranız var mı? Al lan sana 20 lira. Al, al. Eyvallah. Üstü? Üstü kalsın koçum. Hadi eyvallah. Ya oğlum parayı veren söylemiyorum abi. Hayır bak, buna 20-10 veriyorsunuz, ne aldığı belli değil. Ben bunu gidip döveceğim. Gel lan buraya. Ben de geliyorum. Bunu bir dövelim. Yok dövmeyin lan. Gel buraya. Ben vurmam. Ya hayır onlar. Hayır. Ben vurmam da izlerim. Hoşuma gider. Hayır hayır onlar. Alo. Ha ben bir şey. Ha Anastasya Kaçkut'a senden hava, benden hava Milenski. Geliyorum geliyorum. Ha. Bir hafta sonra ha. Next week ha. Geliyorum. Geliyorum bebişim. Shit me baby one more time. Geliyorum. Çok güzel hareket diyenleri duyalım.
Bir ara böyle bir yurtta geçen bir film seyrediyoruz duygusu oluştu. O kadar iyiydi bence. Karakterleriniz çok güzel yani. Daha sonra seyredesi biraz da o yüzden finali biraz zayıf oluyor. Çünkü geniş zamanlara giden sonraki bölüm. Bilmem kaçıncı bu? İki. İkinci hocam. İkinci bölümün sonu gibiydi. Final biraz daha yukarıda olsa bence zil de çaldırabilirdi. Değil mi Yasek? Bence de. Tipleriniz çok gerçek. Yani Türkiye'nin her yerinde birer temsilcinin olduğu hoş bir yurt. Bence güzel idi. Bir de sizi seyrederken galiba insan benim geldiğim yaşlara gelince ve ikinci kuşağı falan yetiştirince yıllar sonra dönüp bunlara baktığınızda neler hissedeceğinizi düşündüm. Sizi böyle seyretmek çok güzel bir şey çocuklar ya. Vallahi çok güzel bir şey. Ve daha da enteresanı burası gerçekten kokuyor. bir de ne bileyim buna bu duygusal konuşmaya şunu da ekleyeyim dedim. Bugün yayınlandığımız gün değil, çektiğimiz gün Erdal Tosun'un ölüm yıl dönümü. Bütün alkışlar onun ruhuna gitsin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Peki Hilmi'nin son zamanlardaki formda durumu dikkatinizi çekiyordur. Değil mi? Aferin koçum. Buyurun. Şimdi altyapının skecini izleyeceğiz. Yaş farkıyla alakalı var mı içimizde eşiyle, sevgilisiyle yaş farkı çok olan? Tövbe estağfurullah. Yok. İnteraktife gerek yok. Çok güzel skeç. Seneye de seversin geliyor. Arzu'yla Murat yazdı. İyi seyirler. Arda! 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 Anne ne ya ne? Odamdayım ya ne? Oğlum misafir gelecek. Pasta al dedim. Aldın mı? Ya anne unuttum. Oyun oynuyorum ben. Ayrıca müstakbelin işlem gelmeyecek mi? O alsın. Çocuğum ben daha ya. Sen mi çocuksun? Eşek kadar adamsın Arda. Hadi ya, hadi Arda, hadi. Ya bana şunu yapacağınıza bir tane ufak kardeş yapsaydınız ya. Önce beni yaptılar bir kere. Heh. Anneciğim, nasıl olmuşum? Soğuk bir kış gecesiydi. Babam beni eve çağırdı. Dedi ki film izleyelim. Dedim tamam, açtık filmi. 20. dakikasında dedi ki boş ver filmi. Başladık. Devam etmeyeyim istersen. Bunu bir yerde kes beni. Anneciğim onu mu diyorum ya? Babacığım hazır mısın? Hazırım yavrum, hazırım. Anlaş. Da bu nereden çıkıyor bu yeni yeni icatlar ya? Kızımızın erkek arkadaşıyla tanışacakmışız. Ben Amerikan babası mıyım ya? Hah geldi. Babacığım Cema geldi. Bak zaten çok heyecanlıyım. Bir saat çık. Benim hatırım için idare et. Ne yapacağım gencecik bebeğe git. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Bugün ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim. Ya hanım biz tanışma için yaptık. Bu babasını getirmiş. Efendim merhabalar. Merhabalar Dünür. Oğlan nerede? Gelsin ya. Dünür. Cemal miydi? Cemal! 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 Oğlum utandı herhalde. Utandı. Cemal! 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 Babacığım. Gelmiyor. Cemal, erkek arkadaşım. Nasılsın? Şaka. Şaka ya. He? Olmaz. Açalım baştan başlayalım he? Açıp bir kapatalım. He? Kutuna git. Babacığım niye utandırıyorsun? Hoş geldiniz oğlum. Oğlum? Cemal. Cemal? Cemal abi. Ayıp. Bay Cemal. Bay Cemal, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kızınız güzelliğini sizden almış yok, olmalı. Yok. Evet, sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. Saygılar. Olur mu? Saygı bizden. Öpeyim. Allah aşkına. Ben öpeyim. Oğlum, ben öpeyim. Allah'ınızı sever. Allah'ın adını ver. Ben öpeyim.
Git lan! Lan! Bir su getir. Hayır alma damlara ya. Su getir, bir şey yap ya. Ne yapıyorsunuz ama? Kalkın oturalım ya. Cemal şaşırdı, siz anlarız. Ben bir kararsız kaldım o yüzden. Buyurun efendim, buyurun. Sabahmayın. Oh. Neredesin lan? Hayırsız. Ya her şeye ben gidiyorum zaten baba. Gelirken o Cemal hıyar alsaymış ya o zaman. Eli boş mu gelecek hıyar oğlu hıyar? Yanlış mıyım amca? Ardacığım, Cemal. Erkek arkadaşım. Öpeyim amca. Oğlum o senin enişten, enişten. Bu nasıl enişte? Sonnefes.com'dan mı tanıştınız bununla? Fikret, şu çocuğa bir şey der misin? Oğlum, ablanla haklı haklı konuşma. Haklı. Anne ya. Tamam kızım, sen bir su ver de tansiyon hapımı içeyim. Orada mı? Verelim. Ben de bir tane alabilir miyim? Bir su da beyefendiye ver. Yok, tansiyon hapı tatlım. Tansiyon hapı tatlım diyor. Delireceğim ya. Efendim, ne işle meşgulsünüz? Efendim, ben Deniz, emekliyim. Ne güzel, emeklilikte yaşa takılmamışsınız. Kusura bakmayın, telefon çalıyor. Ne demek? Şuna bir bakayım ben. Oh, ver bakalım. Sorma sahip. Ha, telefonla konuşuyor. Evet. Onu oraya ver. Onu oraya ver. Pardon, al kızım. Niye? Ellerimi, ayaklarımı yine girdi. Ne oluyor tamam, ya? Tamam, tamam. Telefon şey olunca... Şöyle oldu şu an. Kusura bakmayın, telefon çaldı. Sorma sahiptir. Kaç yaşındasınız? Geceleri saymazsak 30'larındayım. Evet. Şimdi telefon. Evet. Aha, yine telefon çalıyor. Hay Allah, yine kim arıyor ya? Bir dakika. Yalan söylüyor. Bizim kuşağın şakasını yapıyor. Yalan söylüyor ya. Kızım. Vallahi yalan ya. 60'larında bu, 30 değil. Seni kandırıyor. Babacığım, biliyorum, biliyorum. Sen... Abla, sen nasıl bir yokluktasın? Baba, şuna bir şey söyle artık ya. Oğlum, ablan da mantıklı mantıklı konuşma. Ya anne. Kusura bakmayın efendim. Ne demek efendim? Ne demek? Efendim, şeker kullanıyor musunuz? Yalnızca çaya katıyorum. Başka neye atılır ki şeker? Sizin şekeriniz de mi var efendim? Efendim? Şekerin var mı diyor Kemal amca? Ya boğruyorsun. Tamam oğlum. Ben duymamıştır şeyi şey yaptım. Artık şey etme, ye kurabiyeni geçeceğim. Bak, bitmedi bu telefondur, mesajdır. Nereden gel? Göremiyorum da ya. Sizin yakın gözlüğünüzü bir takabilir miyim? Okuyamıyorum da mesajı. Damadımla yakın gözlük paylaşıyorum. Allah kahretmesin ya. Tabii buyurun. Ben de bu olmadan ne yediğimi ne içtiğimi görmüyorum vallahi. Ben de görmüyorum gerçekten. Aa! Araba kazanmışım çekilişten yine. Vallahi bravo ya. Bize çıkmaz böyle şeyler ya. Helal olsun. Sakın, sakın aşkım. Dolandırıcı onlar. Babacığım bak, sana da gelirse tıklamıyorsunuz. Ne olur ya. Bilim ya. Efendim, Zeynep okuldan arkadaşım demişti. Evet efendim. Ben Afla bu sene üniversiteye tekrar dahil oldum. Kızınızla da bahar şenliğinde tanıştık. İkinci bahar mı? Kaça gidiyorsun Kemal amca? Galiba. Evet. Ama alttan iki tane dersim var. Hoca bana taktı ya. Taktı mı hoca? Eşek kadar adam hoca bana taktı diyor şu anda. Efendim, isterseniz ben de hüviyetimi uzatabilir misin? Ya hüviyet ne? Allah kahretsin ya. Hüviyet ne ya? Hüviyet mi kaldı ya? Yok yok, gerek yok, gerek yok. Gerek yok Cemal Bey. Efendim, hazır gelmişken sebebi ziyaret... Yok, sebebi ziyaret belli ya. Tanışmaya geldiniz. Sebebi ziyaret bu değil mi? Sebebi ziyaret bu. Zeynep demişti ki, gelmiş, görmüş, geçirmiş biri. Tam bir İstanbul beyefendisi demişti. Yalan mı söylemiş? Görmüş, geçirmiş işte. Görmüş ki, keşke yalan söyleseymiş ya. Efendim, aşkın yaşı mı olurmuş ama? Olur. Aşkın yaşı olur. Bak 21 olur, 24 olur. Vur tatlasın, patlasın 30 olur. Olmaz 35 olur. Bir şey desene. Sen neden yükseliyorsun? Sakin ol. Bir dur. Bir dur ya.
Ya ben bir 100 numarayı kullanabilir miyim? Bunu en son dedem dedi lan. 100 numara dedi dedem, tabii. İleride sağda efendim, 2. kapı. Tamam, teşekkür ederim. Tabii, ne demek? Ne demek? Buyurun. Oğlum eşlikmi etseydin ya. Buyurun efendim. Kızım sen beni delirteceksin mi? Delirteceksin yavrum. Kaç yaşında adam olmaz ki o kızım ya. Ama vallahi kalbim inecek kızım ya. Ya babacığım ama abartmıyor musunuz ya? Hem biz birbirimizi seviyoruz. Ne olur azıcık saygı duysanız. Kızım ben saygı duyuyorum. Ben bunu otobüste görsem yer veririm. Sabahtan beri dikkatinizi çekerim. Ayak ayak üstüne atmadım orada. Saygı duyuyorum ben. Aşkım Hela'yı bulamadım ya. Hela... ileride sağda 2. kapı. Teşekkürler. Evet. Nasıl bulamamış ya? Unutmuş. Görmedi mi? Baba adam kör kör. Çayı galetayla karıştırdı. Ben bu adamı tanıyorum. Fikirtepe'de çorbayı çatalla içiyor bu adam. Orada orada kıracağım kafanı ya. Kızım sen de. Okulda yok muydu senin de şöyle yaşı yaşına? Efendim ne söyleyeyim? Yaşı yaşına. Ne diyeyim yaşı yaşına biri? Ya en azından helal süt emmiş ama emeli 60 yıl olmamış bir adam. Tabii. Efendim, kusura bakmayın. Malum çaydır, sudur. Ya. Biraz... Yok yok, sorun yok ya. Kimse yok ya. Mahallenin bebeleri basmış, kaçmış da kapıya böyle basıyorlar ara ara. Öyle mi? He, biz de ona baktıydık ya. Allah. Şimdi Cemal amca. Arda amca deyip durma şu adama. Ne diyeyim adama? Cemal Paşa mı diyeyim? Ne diyeyim? Efendim, bu yaşta böyle okumak zor olmuyor mu? Efendim, okumanın yaşı mı olur ama? Ama siz de yani okumanın yaşı yok, aşkın yaşı yok. Neyin yaşı olacak ya? Yükseliyorum ama ya, hiçbir şey yaşı yok. Bir sakin ol ya. Kim geldi? Cevdet geldi, anahtar alacaktı. Aç aç aç, dayın geldi kızım, aç. Selam aleyküm. Aleykümselam Cevdet, aç üstüne gel. Merhaba. Merhaba, ye 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 ye. Ne yapıyorsun, yeğenim? Hoş geldin dayı. Hayır. Geldin Cevdet. Dur oğlum, şu vallahi. Ne yapıyorsun? Yavrum, geç geç, buyur ya. Buyur. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba. Beyefendi kim? Dayıcığım, Cemal benim erkek arkadaşım. Memnun oldum efendim. Bu sizin fikriniz mi yoksa genel bir kanı var mı? Herkes memnun oldu Cevdet, gerçek. Allah Allah ya, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez de. 40 gene iyi, 60. 40 çok iyi. Keşke 40 olsa. Orada Allah Allah. Hiç zaman anlamam. Ne oluyor ya? Hemşerim oraya park edilir mi ya? Kime geldiniz apartmandan? Ama orayı çekersiniz, arkadan nasıl çıkacaklar? Bak, acil biri çıkmaya çalışsa yani mahvoldu adam ya. Hastası var, yaşlısı var. Çık hadi, çık, çık! Bak kızım, bunların üçü de aynı kasa. Görüyorsun. Olmaz, olmaz. Fikri, Cemal, Cemal'cim. Cemal. Cemal'cim gel. Ya bunu aslında ne yapacağım biliyor musun? Sileceğini kaldıracağım. Bak bir daha yapabiliyor musun? O zaman park edebilir mi efendim sizde? Yok yok, vallahi öyle ya. Haklısınız ya. Cemal Bey, vallahi haklısınız ya. Şey mi yapalım o zaman? Hani tanışma ya bu. Birazcık bizden bahsedelim mi? Değil mi Cemal'cim? Hayallerimizden falan. Mesela biz Cemal'le kuzey ışıklarını görmek istiyoruz. Evet efendim. Rize, Trabzon, Artvin yaylaları, Karadeniz turunu çok istiyoruz. Cemal'cim kuzey ışıkları, Norveç falan hani. Vallahi biz de istiyoruz ya. Vallahi biz de istiyoruz. Kuzey ışıklarını görmek istiyoruz. Karadeniz'e mutlaka gidelim ya. Bizim Karasu'da Yusuf var. O halleder. Hep beraber gidelim. Şey mesela konserler, festivaller değil mi? Hayatım anlatsana. Evet evet. Karaburun Fındık Festivali mesela. Rize Çay Festivali. Aşkım Big Burn dedik, Amerika dedik ya. Ama Amerika çöl. Doğru, vallahi doğru. Doğru. O zaman şeyi anlat, daha heyecanlı şeyler. Mesela böyle ekstrem sporlar değil mi? Ne yapacaktık? Hani dalışa gidecektik, kayışa gidecektik, paraşütle atlayacaktık falan. Paraşütle nereden atlayacak? Sırat Köprüsü'nden mi atlayacak? Yok, adamda ölüm korkusu yok ki. Keşke bir ölüm korkusu olsa ama da şey yapmaz. Haklı haklı tartışıyorsunuz şu an. Efendim ben heyecan derken şundan kastediyorum. Bir kış günü, böyle fırtına esiyor sokaklarda. Ben dışarı içliksiz çıkmışım. Au ya! Riks budur işte. Riks. Riks budur. Vallahi ama, güzelim. Ama bronşit olursunuz, bronşit. Olmaz. Vallahi güzelim. Olmam ben. Olmaz. Çünkü ben... Aşkım bir dakika. Greyfurt'a zencefili ince ince doğrarım. Karabiberi dökerim. Vallahi onu karıştırırım. Bir günde 3 kere. Çok güzel. Ben geçen sene hasta oldum. Bir serum yedim. Daha yeni ayağa kalktım biliyor musun? Aşkım bir dakika.
Sen kendin biliyorsun. Adam bir de yaşlandıca damar yolunu da vuramıyor. Evet. Bıraktırdı orayı. Gittirdi. Hayatım bir dakika. Büyüklerin bir şey konuşuyor burada. Böyle ettirdi. Kaptırdı. Böyle kan pöşkürdü ya. Baba dinle dinle. Ondan sonra... Seval, ben ayrılmak istiyorum. Damar yolu diye bir filme başladım ben. Anladın mı? Adamı böyle şey yapıyorlar. Kendi kan kıvrığı götürüyor. Boğuluyor adam. Böyle çırpınmalar falan. Cevdet! Herkes şokta, şoka gir şu anda. Mal mısın? Aa! Nasıl yani Zeynep? Cemal, sen çok yaşlısın. Ve gerçekten yaşlısın. Hani rakçıydın, asiydin, uçuyordun, koşuyordun. Şu hale bak, babamdan, dayımdan ne farkın var? Biz çok farklıymışız. Ben senin yanında kendimi genç hissediyorum. Senin yanında 20 yaş daha genç hissediyorum. Ama babamın yanında da fabrika ayarlarına dönüyorsun Cemal. Aa, kızım ne biçim konuşuyorsun baban yaşında adamla? Ayıp. Anneciğim, ben de onu diyorum zaten. Cemal, hoşça kal. Kal sağlıcakla Zeynep. Ayrılıkları bile farklı. Olmaz. Cemal, dur. Zeynep. Tansiyon aletin bende kalmış. Artık gerek kalmadı. Büyük 60, küçük 30. Küçük iyi de büyük çok büyük. 60 çok. 60 olmaz, büyük büyük. Aman bak yükseliyorsun. Cemal Bey, durun. Biz sizi çok sevdik. En azından üçümüz denesek. Yani arkadaş olarak. Yoksa. Arkadaş olarak yani. Hem arka sokakta eski cuma kıraathanesi var. Oraya gidelim okey atalım ya. Efendim ben renk körüyüm. Ama sen hiç yardımcı olmuyorsun gibi adam. Çok güzel hareket ya. Arzu. Arzu Susan Tez ve Murat Aksuyar'dı. Zeli de çaldı. Neyse 60'mış, beni alakadar etmiş. Arzu Susan Tez. Evet hocam. Soyadın skecin bir parçası değil, gerçek soyadın değil gerçek mi? Gerçek hocam. Susan Tez. Olur. Murat Aksu birlikte yazdınız. Evet. Arif'in Ergin'in güzeldi ya. Hepsi çok iyiydi. Hepiniz çok iyiydiniz. Tuğba'nın annesi. Bu yaşta nasıl inanıyoruz biz Tuğba'nın mesela öyle anne olduğuna? Tuğba dediğim şu kız. Ben. He buradaki. Aferin. Hepiniz çok iyiydiniz çocuklar. Çok güzel skeç. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü üstüne konuşursak canım sıkılabilir. Aramızda 50'nin üstündekiler ellerini kaldırsın. Alkışlasın daha doğrusu. 50'nin üstü. Sonra ben bir şey konuşacağım size. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Hoş geldin Cemciğim. Hoş bulduk hocam. Buyur canım. Merhabalar. Hepimiz biliyoruz ki bizim annelerimizin bazı tipik özellikleri var. Yani bazıları hoşumuza gider, bazıları gitmez ama her kadının kendi annesine dönüştüğünü fark ettiği bir an vardır. Sema da ekibimizdeki tek anne, belki biliyorsunuzdur. O da bununla alakalı bir skeç yazdı. Analı Kızlı belgeseli geliyor. Sema Özkan yazdı. İyi seyirler. Merhaba sevgili izleyenler. Ladies and gentlemen, manaha. Bugün sizlerle hepimizin yakinen tanıdığı, güzide bir tür olan yerli ve milli annelerimizi inceliyoruz. Mami, next station is her yer, her yerde.
Nesilden nesile başarıyla aktaran bu anneleri ilk bakışta tespit etmek hiç de zor olmuyor. İşte karşınızda tipik bir anne. Hey, look at that mommy. Kendisini her daim başında sardığı migren eşarbı, yarım bağlanmış mutfak önlüğü ve ayağından asla eksik etmediği güdümlü terlikleriyle görüyoruz. And Wonder Woman. Ve işte annemiz kocasını erkenden işe yolladıktan sonra güne her zamanki merasimiyle başlıyor. And what a wonderful day. Anam, sanki başımda karıncalar yürüyor. Böyle arada bir böyle karşılaşıyorlar, böyle yürümeye devam ediyorlar. Anam bu damar damar üstüne bindi, geride bir daha inmedi ya. Candan! Candan. Gördüğünüz gibi her derdini kendi özel lisanıyla anlatabilen annelerimiz tıp literatürüne yeni bir boyut katıyorlar. And Dr. Mehmet Öz. Vallahi her yerde yahu. Anam bu kilim salonu ortalarken bu koltuğu böyle bir paralel açıyla kesecek. Ondan sonra kendisi doğu batı yönüne bakacak, bu saçaklar böyle altına girmeden sıralı bir şekilde bir tarafı bu zigonu keserken öbür tarafı karşıya bakacak, bunu anlamayacak ne var ya? Üf, Candan! Yavrum! Geç annem sofraya. Anne ya, ben dışarıdaki pizzadan istiyorum, bu ne ya? Ben sana evde aynısını yaparım annem. Anne aynısı gibi olmuyor ki. Olur, sen şimdi sok şunu ağzına. Anne, ben ekmek yemek istemiyorum. Ama ekmeksiz doymazsın ki. Ekmeksiz doyulur mu? Ekmeksiz doyardım belki. Şunu da bir sok ağzına. Ha, şu yakanı da bir bağlayalım. Baldan da ye. Kollarını sıyır, baldan ye. Yemeyeceğim, bağlayamayacağım. Şşş, hadi bak. Şu yakanı bir bağlayalım. Ha. Tokan nerede senin? Ha, burada. Ha, tekini bağlamış, tekini bağlamamış. Allah seni. Hadi bakalım şöyle güzelce. Anasının kuzusu, sarı kıvırcık. Salatanın suyundan da yesen o arada, onlar hep vitamin. Anne ne yapıyorsun? Ya, yemeyeceğim ya, yemeyeceğim. Sus be. Duydum ben ya, duydum. Ne yemeyeyim? Kızım sus. Hala sıkılıklı. Allah Allah ya, babam da diyor ki dayısı kılıklı. Kimlik bunalma yaşıyorum ya. Aman çok bilmiş. Küçük hala sıkılıklı. Hadi yürü. Anne ya. Yürü hadi gel. Montunu giyelim. Gel tamam. Kızım. Ha, sok kollarını şimdi. Sok. Evet. Buradan da sok. Dur bakayım gel şöyle. Anası bunu kutlayayım. Anne bu ne ya? Bu mont çok büyük bana. Seneye de giyersin anne. Gel şimdi şöyle bir çorabını düzelt. Haydi. Allah! Allah! Anne ne yapıyorsun? Ağzıma geldi ya. Çorap. Tamam. Tak. Önünü de şöyle bir bağlayalım. Üşüme anne. Kollarım kayıp, ellerim yok. Evet tamam, şapkanı takalım. Üşüme. Yavrum benim, dışarısı buz gibi ayaz. Çocuğum benim. Aferin. Boğulayım ben anne, tamam mı? Boğulayım ben. Ne? Nerede görmüyorum ki? Beslenme çantanı da al. Aferin, anasının kuzusu. Hadi okula mı gidecek miyim? Nefes alacak yer bırak bari. Hadi bak şey, ayakkabın nerede? Nereye gidiyor bilmiyorum. Ayakkabın nerede? Ben nereye yürüyeceğim? Dur. Ayakkabını giy. Sok. Sok. Allah'ım. Giy. Sokabildin mi? Rahat mı? Anne bu ne? Bunlar bana büyük. Ben nasıl yürüyeceğim bunlarla? Seneye de giyersin anne. Hadi anasının kuzusu. Allah'ım. Haydi bakalım. Okula mı gidiyor musun? Dur. Candan dur. Gözlüğünü unutma anneciğim. Gözlüklerini. Anne ne gözlüğü ya? Gözlüklerini de unutma çocuğum. Oh. Anne bu gözlükler bana büyük. Göremiyorum ya. Numarası büyük bunların. Seneye görürsün annem. Haydi. İyi dersler benim minik kuşuma. Hadi koş okula. Candan koşma. Terlersin. Koşacağım anne. İnadına şu tipimle koşacağım. Candan.
Yedirip içirip kat kat sararak şişirilmiş bir kamyon lastiğine çevirdiği çocuğunu kapıdan okula yuvarlayarak yollayan annemiz şimdilik sabaha atlatmış görünüyor. Ama zamanla çocukla beraber sorular ve sorunlar da büyüyor. Sordum Yellow Çiçeğe, father mother var mıdır? Her yer her yerde ya. Ay mesela bak her yer şöyle bir yerde olsa, değil mi? You're right. İşte ergenliğe adım atmış kızımız kendini koltuğa yayacak birazdan. İşte ergenliğe adım atmış kızımız kendini koltuğa yaymış, kestiriyor. Ama bilmediği bir şey var. Anneler evde yayıntı istemiyor ve onlara göre evdeki her şey yayıntı kategorisine giriyor. And the yayık hayvan is delicious. Çok elinden de geliyor da bir iş. Şu üstündekini var ya köpeğe versen yemez. Anne senin üstündekileri de yemez. Anne? Köpek zaten kıyafet yemez anne. Yon yon yon. Çok bilmiş. Hadi. Anne? Ha? O ne anne? Yer bezi ne var? Ney ney? Anne. Bu benim en sevdiğim tişörtüm ya. Ya ben bunu çok seviyordum. Sen bunu niye yer bizi yaptın? Ya anneciğim eskimişti. Bu ne? Bu sen bunun nesini seviyorsun? Allah aşkına ben bunu gece görsem korkarım ya. Anne bu beleş ya. Beleşse iyi. Ben üstüne para verseler giymem. Anne hayret bir şeysin ya gerçekten. Yani adam burada dünyayı sallıyor. Sen hiç sallama olur mu? Sen zaten beni hiç anlama anne, tamam mı? Hiç anlama. Sen zaten... Nefret! Nefret! Bana bak. Ne oldu? Nefret! Biraz söyle. Söyle. Nefret. Söyle. Nefret. Anladın mı? Yürü git nereye gidiyorsan git. Benim başımda vır 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 vır. Tamam anne. Yürü. Dur. Terliğimi getir. Koş şuraya. Good girl. Candan, annem bak giderken bir şey yap, bir ceplerine kuru yemiş koy annem. Bak suratın kaşık kadar kaldı ya. Ay anne Allah aşkına ne kaşığı ya? Bir kere kaşık yok tamam mı? Ne? Boş ver ya, sen anlamazsın. Allah Allah. Vazo için canını sıkma yavrum. Hangi vazo? Nasıl ya? Anne olunca anlarsın. Ay anne hadi ben çıktım. Bana bak. Ha? Şey, montunu şemsiyeni al. Ay anne Allah aşkına ya. Hava sıcak. Sen bilirsin. Daha kapıdan çıkmadan, haklı çıkmamdan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Montum nerede? İçeride. Sen ıslandın mı güya? Yetişmedi hocam. Islanmadın ki. Gitar yapasın. Orada biri vardı. Kim vardı? Perdenin arkasında bir telaş vardı ama. Evet, o da... Islanma mı gerekiyordu ya hemen? Evet, ya şuradan şöyle bir ıslanmam gerekiyor. Seyircimiz tatlıdır. Islak varsayalım. Evet, devam. Montun nerede? İçeride. İyi. Ayaklarınla girme. Anne, neyle gireyim ya? Amoda mı kalkayım? Ya.
Mucize şekilde her zaman haklı çıkan annelerimiz bazense haklı çıkmaktan çok korkuyorlar. Üniversite yaşına bile gelse çocuğundan haber alamadıkları 15 saniye içinde 15 bin 100 bin felaket senaryosu düşünebiliyorlar ve kafayı yiyebiliyorlar. This mother is felaket, felaket. Aman bu da. Alo. Salim. Kız eve gelmedi ya hala. Ya nasıl telaş yapmayayım Salim? Saat 9 olmuş. Ya başına bir şey geldiyse? Ha? Ya ben nereden bileyim şimdi? Yani minibüs şarampole uçarken birisi cebine uyuşturucu falan koyar. Ondan sonra polis de bunu tam götürecekken kızı kaçırırlarsa ne olacak Salim? Ha? Yok, kızı aramadım. İşte önce polisi, itfaiyeyi, ambulansı aradım. Şimdi de seni arıyorum ya Salim. Ya aman Salim ya. Ha, şükür geldi sağ Salim. Sana demiyorum Salim. Salim sus. Ajan ne haber ya? Ajan ne haber? Neredesin sen? Ne oldu anne ya? Neredesin sen? Anne ne oldu? Sen hiç düşünmüyor musun? Biz burada öldük, öldük. Başına bir şey mi geldi? Niye? Anne ya. Acıdı mı? Yani biraz. Annem çok korktum annem. Vallahi çok korktum ya. Ben sana bir şey olsa ben ne yapacağım ya? Sen hiç beni düşünmüyor musun? Ben sensiz ne yaparım? Pişik sıpat sen. Hiç düşünme. Sokaklarda öldüm. Kotunun hali sinire kestim yemin ediyorum. Anne ya tamam bir sakinleş Allah aşkına ya. Trafik vardı ne yapayım? Bana bak. Ha, yemin ediyorum senin yüzünden mideme bir ağrı oturdu. Böyle bıçak saplanır gibi. Anne. Ha? Anne. Ha? Anne. Yavrum adımı mı ezberliyorsun? Anne senin adın Lamia. Bence benim adım Ajan. Vallahi. Ajan 007 Lamia. Ne sırıtıyorsun ne? Ya ağzı anne. Da yayık yayık. Ha? Ya anne ya bir şey söyleyeceğim sana. Yani böyle insanın midesinde böyle bir kelebekler uçuşur ya. Uçar ya. Nereden biliyorsun? Daha önce kelebek yuttun mu sen hiç? Ya öyle bir şey değil. Yani böyle kramplar giriyor. Kasılıyorum, çıkılıyorum. Böyle bir şeyler oluyor. Ülser olmuşsun. Anne aşık oldum galiba ya. Ya ne bileyim böyle kafam çok karışık. Aa, tamam ya kızım. Demek ki bunları konuşmanın zamanı geldi candan. Ya değil mi? Gibi. Bak canım şimdi böyle şeyler çok normal şeyler. Böyle şeyler olacak. Aha. Siz genceciksiniz, kalbiniz çarpacak. Yani arkadaşlıklar edeceksiniz. Konuştuğun çocuklar olacak. Yani sen bana bunların hepsini anlatabilirsin. Bana bunların hepsini anlat. Anlatacağım. Şimdi anne, bu çocukla aynı okuldayız tamam mı? Adı Şahin, yüzme kulübüne gidiyor ondan sonra ve birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Ya ben ona bakıyorum, o da bana bakıyor, kesişiyoruz falan. Ya sonuçta ikimiz de rockçıyız tamam mı? Metallica'nın Brain Course of Brain Surgery şarkısını ezbere biliyoruz. Yani sonuçta ikimiz de birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Nothing else matters yani, anladın mı? İkimiz de dışında bir şey anlamadım. Ama aferin bak, sen böyle şeyleri hep bana anlat, tamam mı kızım? Canım benim, ben seni anlıyorum. Bir tane. Gerçekten mi? Önce samimi yaklaşarak müthiş bir manipülasyon gücüyle kızının ağzından baklayı çıkartan anne tüm verileri böylece topluyor. Fakat sonrasında işler değişiyor. Hayatı boyunca ortalama 7-8 kez bu tufaya düşen kızımız zamanla gizlenmekte bir ustaya dönüşüyor. Splinter Usta and Teenage Mutant Ninja Turtles. Anne, ne diyorsun? Yani bana dedi ki konsere gidelim mi dedi. Düşünsene konserde diye bir şey söyleyeceğiz. Çok romantik değil mi? Akşama ne pişireyim? Bırak onu şimdi ya. Brokoli mi? Yemiyoruz ki annem. Anne çöpe ben... gidiyor. Ona mı diyorum ya? Konsere ne diyorsun? Gideyim mi? Vallahi babana sormam lazım ama bilmiyorum şimdi. Bana da çok sağlam ayakkabı gibi gelmedi bu çocuk yani. Kimdi bu çocuk? İşte Şahin Karataş benim okulumdan. Hem de Şahin K. Hayatta gidemezsin. Anne niye ya? Hayatta gidemezsin. Bak bak ben sana güvenmiyorum. O ayrı. Çevreye de güvenmiyorum. Hele yüzme takımından böyle yüzerek gelen bir Şahin K'ya hayatta güvenemem. Kusura bakma. Anne niye böyle söylüyorsun ya? Biraz önce hani arkadaşlık
yapıyorsun ya? Arkadaşlarımın anneleri çocuklarını özgür bırakıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun anne be? Ne yapıyorum? Hiç iyi annelik etmiyorsun anne. Tamam. Sen daha iyi anne ol kızım çocuğuna. Tamam mı? İnşallah daha iyi olursun. Ben becerim. Ben bu kadar becerdim yavrum. Ne yapalım? Çık git nereye gidiyorsan hadi. Benim dizim başlayacak zaten. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Şu saçma sapan dizilerinden de ne anlıyorsan zaten. Onu demiyorum be. Dizim başlayacak sızlamaya. Yağmur geliyor. Montunu giy. Montun üstümde zaten anne. Ayrıca da senin bundan sonra dediğin hiçbir şey yapmayacağım. Ayrı eve çıkacağım. Tamam mı? Tamam mı? Oldu mu anne? Oldu. Çık. Gerçekten mi ya? Oldu. Çık dışarı. Aa. Çık. Bir de el aleme kendini beğendireceğim diye ebedik gibi dik saçlar. Çık git. Neymiş efendim başkasının annesi bilmem neymiş de. Biz iyi anne olmamışız da. Ah anacım. Hep derdi ki bak evlat demir bir leblebi yut yutabilirsen. Hiç inanmazdım. Ayrıca yılan hikayesi çok güzel dizi. Ne an? Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Herkesin dilinde. O Memoli gidiyor böyle bir kilo jöleyi sürüyor. Bir sürü suçluyu yakalıyor. Siz bir tane kelime izahlayamıyorsunuz. Bunun saçakları sıralı olacak ya. Çok mu zor bunu anlamak? Çok mu zor bunu anlamak? Allah, annelik çok zor ya. Evet sevgili izleyenler, Tosba hiçbir zaman çıktığı kabuğu beğenmiyor. İleride annesine benzeyeceğine, ne kadar anlayışlı, modern ve arkadaş bir anne olacağına dair kendine sözler veriyor. And istemem Altire Dorusu'nun mamisi slash kocisinin bir tanesi. Hadi bakalım Dorusucuğum, iç şu sütünden. Oyun oynamak yok yemeklerle, tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Annem benim. Anne ben bir birey oldum değil mi sence galiba? Hadi bana bir söyle. Bireysin anneciğim. Tabii ki bireysin. Ama hadi okula gidelim. Bak servis ablayı bekletmeyin. O zaman kendi özgür irademle bu okula gitmemeye karar verdim. Çok güzel düşünmüşsün. Çok güzel düşünmüşsün. Ama anneciğim okumazsak cahil kalırız değil mi? O yüzden hadi bakalım anneciğim. Hadi bakalım okula. Ben bu okula gitmiyorum. Bir Allah kulda beni bu okula göndersin. Ama anneciğim öyle yapma. Dön bakayım bana. Dön bakayım bana. Aa, bu çorap küçük mü sana? Ne? Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım. Haydi hoppa. Bir. Allah. İki. Vallahi küçük. İyi misin anne? Evet. Çok iyiyim. Hmm. Ben okula gitmeyeceğim. Tamam mı? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Dursun, nasıl da öyle ya? Ben gitmeyeceğim. Ben Dursun. Ben onu gitmeyeceğim. Bak Dursun. Git. Bak Dursun. Bak Dursun. Bak Dursun. Bak dedim. Gideceğim. Git anneciğim. Aynen öyle. Bu da bu terlik de şaka manalı. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam. Tabii sen bir bireysin anne. Evet. Anne. Heh. Birey oldum değil mi? Oldun anne. Görüşürüz. Oldum. Göçmüş gitmişim gibi töbe töbe. Anne ne olur sen hiçbir yere gitme olur mu? Ne olur gitme. Ne hiçbir oldu? Yere gitme tamam mı? No. Hiç. Annem ben nereye gideyim annem? Aa tamam. Bir, tamam mı? Tamam bu, koy bunu yerine. Bir köşesi şu tarafa bakacak. Allah sizi kahretmesin. Otur hadi gel. Zalim İstanbul başlayacak. Ay anne, ha? Ben bu Ağa Efendi'ye bayılıyorum biliyor musun ha? Aha, ben de bayılıyorum. Ben daha çok bayılıyorum. Aç da izleyelim o zaman.
Tamam. Evet sevgili izleyiciler. Birlikte gördük ki fark etmese bile her kadın bir gün mutlaka annesine dönüşüyor. Ve cennet hepsinin ayaklarının altında oluyor. Belgesel kuşağımızın... Belgesel kuşağımızın sonuna geldik. Esen kalın. Goodbye my dears. Ne alaka teyze? İşimizi yapıyoruz işte. What the hell ya? What the hell? Sus! Cevap verme bize! Çok güzel hareket diyenleri duyalım mı? Değil mi? Sema çal bakalım. Sema'nın skeci. Değil mi? Aferin sana. Hep söylediğim bir şey var. Bir skecin derdi güzel olacak. Bazen abidik gubidik konulardan da güldürme elde edilebilir ama... bu çok hepimizin çok bildiği, içeriden bildiği ki burada... gözlerini silenler de var. Çok tatlı. Bence mizahın zirveye çıktığı yer, gözyaşına yol açtığı yerdir. Aferin, aferin! Aferin kızlarıma benim. Ve herkesin de yapamadığı bir terlik şov da vardı. Ben de şahsen hayatımda ilk defa görüyorum. Bir daha yap bakayım sen. Her seferinde yapıyor musun Sema? Yapıyorum hocam yani. Ben yine hedef alıyorum. Evet dur bir dakika. Burayı ağır çekimde televizyonda yayınlayın lütfen. Tam ince hareket görürsün. Beni bu kızdırsana. Nefret! Nefret! Bana bak. Ne var? Ya nasıl duvar gibi bir daha? Ulan her seferinde nasıl yapıyorsun? Böyle. Helal. Çok güzel tespitler vardı. Yani hayatı yakından izlediğimizde çok fazla da abartıya vesaireye ihtiyaç olmadığını gösteren bir skeç. Mesela annelerimizin hepimizle ilgili çocuklarıyla ilgili kaygıları vardır. Gelecek kaygısı, iş kaygısı, evlilik kaygısı. Ama bunların hepsinden daha önemlisi üşümesin. Çocuk üşümesin. Önceliğimiz budur. Ve biz şöyle düşünüyoruz yani işte şeydeki gibi... 8 kat giydirirsek mutlu olur. Elektrikli süpürgeler çok ses çıkarıyor, hala da öyle. Yaptıkları işe göre bence fazla gürültü yapıyorlar. Bunu da o endüstriye yönelmek isterim. Jeneratör ses çıkarıyor, evet. Çünkü elektrik veriyor. Şuradaki tozu alacaksın diye kafamızı... Aferin. Aferin, zilip işte böyle çaldırılır. Bravo Sema abi. Arkadaşlar. Çok güzel hareketler de var. Önemli olan hayata ben şahidim. Efendim Hacı Eşiğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün baskı ailesi konuğumuz olacak. Kaybolan kızları Nur Çuban için başvurdular. Şimdi efendim Nur Çuban 20'li yaşlarında ve kendisi 11 gündür kayıp. Evet. Bunu bu kalanlı, bunu ben bölemem. Şimdi yayından önce efendim annesi Sütlüye Hanım benimle biraz konuştu. Dedi ki Nur Çuban'ın görüştüğü biri vardı. Pek tekin bir çocuğa da benzemiyordu. Belki o kızıma bir şey yapmış olabilir. Kim la o Sütlüye? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun şimdi? Bilmiyorum ben. Yalan yalan ben öyle bir şey demedim. Hayır, şimdi bir Ahmet diye bir çocuk varmış. Hayır, ağzımdan öyle bir şey çıkmadı beni. Ay nasıl çıkmadı ama Sütlüye Hanım? Eğer de öyle de bir şey de varsa da ben o Ahmet'in ta ebesini... Hop, ama. Sorarım mı? Kimmiş? Kimlerdenmiş? Ebe önemli çünkü. Tabii, tabii. Hayır. Şimdi böyle şey yapmayın. Siz böyle yaparsanız bu kız ortaya çıkacağı varsa da çıkmaz. Yok, yok Sema Hanım. Ben bir şey yapmıyorum. O ortaya çıksın, ben ne yapacağım biliyor musun Sema Hanım? Hayır, şimdi benim sormak istediğim de bir şey var. He. Madem diyorsunuz ki bu çocuk tekin birine benzemiyordu. Evet. Değil mi ablacığım? Aynen. Aynen öyle.
Siz niye izin verdiniz görüşmeye? Ha ben karışmam. Ne demek karışmam ya? Kızınız söz konusu Sütliye Hanım. Yok ben karışmam, canım sıkılıyor. Ha Etliye, Sütliye karışmam diyorsun. Yok karışmam. Buyurun Marif Hocam. Şimdi hanımefendi de labitaşiti sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu çok inatçı bir rahatsızlıktır. Aha, nedir yani? Yani halk dilinde tavşan boku gibi ne kokar ne bulaşır denilen bir hadise. Anladım, tamam. Evet. Evet efendim, bu arada muhabirimiz Gamze Ahmet'i bulmuş. Ahmet'in yanındaymış. Bir hemen bağlanalım. Evet, Gamze'deyiz. Deva bulacağız inşallah. Hadi. İnşallah, inşallah. Gamze. Evet Sema Hanım. Nur Çıba'nın internette tanıştığı ve kaynaştığı Ahmet'teyiz. Evet Ahmet, Nur Çıba'n seninle mi? Yok abla, biz zaten yüz yüze görüşmüyorduk. Hep sosyal medya. Yavrum siz sevgili değil miydiniz? La sevgili mevgili adam gibi konu... Tamam sakin ol. Şimdi bir saniye. Ahmet sen devam et yavrum. Yok abla biz zaten internette tanıştık. Aha. Bir iki toktik videosu falan şey yaptık. Aha. Birkaç kere görüntülü soyunduk. O yani yaşandı bitti. Lan ne yaşandı lan? İt ol it. Ne diyorsun? Ben senin yaşanmışlığını var ya... Abla. Böyle yaparsanız ben sizi stüdyodan aldırmak zorunda kalırım Ecdat Bey. Tamam sakinim ama Sema Hanım o da şey konuşuyor. Şimdi bak küfürlü konuşmayacaksın. Tamam Sema Hanım. Söz ver. Söz veririm. Bütün milletin önünde söz veriyorum. Eğer küfür edersem sinler beni. Ama. Yok yok öyle milyonların önünde rahatça da ağzımdan kötü bir kelime çıkarsa öyle düz de değil yatırıp sinler. Ya Sütliye Hanım, siz de bir şey söyleyin eşinize. He, ocağın altını kapatmış mıydık çıkarken? Sen hep açık unutuyorsun ha onu. Sema Hanım, kızıma bulun. Sema Hanım, kurbanınız olayım, kızıma bulun. Bulacağız. Müsaade ederseniz bulacağız. Tamam. Bir saniye, bir saniye çözeceğiz. Şimdi Ahmet, yavrum. Sen şimdi bilmiyorsun yani Nur Çıba'nın nerede olduğunu. Ya bu en son Tavşanlı'da bir tane simitçiye mi ne kaçmış? Simitçiye demiş, ha simitlerin ne kadar yuvarlak demiş. Aha. O da demiş ki, gel istesen imalathaneyi gezdireyim demiş. Öyle bir şey var yani, ona bir sorun. Abla beni şimdi arkadan arıyorlar. Ben bir görüntülü soyunup geliyorum. Bebeğim. Ay. Tamam. Ekiplerimiz hemen bir Tavşanlı'ya doğru yola çıksın. Şimdi Sütliye Hanım, Ahmet de diyor ki başka biri vardı. He. Sen bunu biliyor muydun? He, evet, Mümtaz. Allah senin belanı versin Sütliye Hanım. Buyurun Marif Hocam, buyurun. Beyefendide Angry Bird dediğimiz bir rahatsızlık var. buna halk dilinde baykuş palazı da denilebilir. Zaten öfke patlamalarından ve tipinden anlayabilirsiniz. Evet. Evet, Ecdat Bey'in bıyıklarının ve kaşlarının gür çıkmasının sebebi bu hastalığın ileri seviyede olmasından mütevelli. Anladım, tamam. Evet. Evet. Sema Hanım, Sema Hanım, ben bu... Ben sizin de yani bir psikolojik tedaviye ihtiyacınız olduğunu anlıyorum yani Ecdat Bey. Evet, ya lafım daha bitmemişti. Evet. Evet. Bunlar nasıl anlaşıyor ya? Evet. Sema Hanım, ben kuşa mı benziyorum? Yok yok, baykuş dedi. Gözlerin böyle çukur çukur ya, baykuşa benziyor. İçim çok rahatladı Sütliye, sağ ol. Bir konumuza dönelim, hadi dönelim. Buyurun, dönelim. Buyurun. Kim bu Mümtaz? Bizim kızla internette tanışmışlar. Sonra? Sonra kız geldi bana, anne dedi, Ahmet mi dedi, Mümtaz mı dedi. Ben de Taylan'ın oldu dedim. Hayır, ben senin ana anneni sütlüyüm ya. He? Ana anneni yoğurtluyum ya Sütliye. Aa, şimdi geçelim ya. Küfür yok dedik. Bakın az önce söz verdiniz. Yok 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 Sema Hanım, küfür etmedim. Anneanneni sütleyeyim de aman yoğurtlayayım dedim. Siz de benim anneannemi yoğurtlayabilirsiniz. Bunu bir gelenek haline getirebiliriz yani. Yoğurt fest. Evet. Vallahi şimdi ben orasını bilmem ama benim bu stüdyodan çok kişiyi mayalayıp da göndermişliğim var. Helal olsun. Onu da söylerim. Helal olsun. Ha, söyle Fibriyeciğim. Evet. Gamze bir görgü tanığı bulmuş. Tamam, hemen bağlanalım. Ay, hadi inşallah. Hadi, hadi inşallah. Bakalım. Ya. Hadi inşallah. Gamze. Evet, Gamze. Evet, Sema Hanım. Şu anda görgü tanıkları yanımda. Aha. Evet. Evet, Sema Hanım. Öncelikle de iyi yayınlar diliyorum.
ediyorum ben. Sağ ol. Herkese oradakileri de. Hı-hı. Severek takip ediyoruz. Şimdi ben kocamla beraber buraya kocam nerede? Sema Hanım, kocam kayboldu şu anda. Lütfen kocamı bulun Allah'ınıza. Kaygıdan şiştim. Kaygıdan, yemekten değil, kaygıdan şişti Sema Hanım. Aha. Ben evlenmeden önce bu kadından 1.80 idim. Adam yemiş. Geri kalanı ne yerin altında, ne yerin üstünde. Hiçbir yerde yok. Aha. Bu şalvar bana tam oluyordu. Şimdi alnıma değiyor. Yazıklar olsun sana ya. Burada bir sürü insanın içinde 70 milyon insan. Kaç kişi izliyor bizi? 70'i 80'i var. 70'i 80'i milyonu insanlık önünde söylediği kelimeler... Ama... Hocam kayboldu Sema Hanım. Tekrar gitti hocam kayıp. Lütfen kocamı bulun Sema Hanım. Allah canım lütfen bir metre boyları. Aha geldi. Allah razı olsun. Hocam bulundu Sema Hanım. Bizim kızı bir sorun, bizim suyunu... Çok teşekkürler. İsim neydi sizin hanımefendiciğim? Beni mi soruyor? Ha, anime. Ha, şimdi anime hanımcığım. Anime siz... değil, anime. Ha. Anime hanımcığım, siz şimdi Nur Çuban'ı en son nerede gördünüz? Kimi diye? Nur Çuban. Sen tanıyor musun? Ben de yok, ben de yok. Şimdi anime hanımcığım, bu kaybolan kızımız var ya Nur Çuban, onu arıyoruz biz. Siz görgü tanığı değil misiniz? Tanık, bir tanığımla mı görüyor? Yani görüyor gözümde tanık olarak şey yapmadım yani. Şeyde, ama... kimlerden bu? Hayır yani şimdi böyle şeylerle yayını meşgul etmeyin o zaman. Kimi sizin... sen tanıyor musun? Anime Hanımcığım, sizin şimdi kendi bir derdiniz varsa gelirsiniz burada başvurursunuz. Gerekeni yaparız ama böyle olmaz ki, ayıp ya. Evet, ayıp. Ne kadar güzel söyledi ya, ne kadar delikanlıcaydı ya. Sema Hanım, sizin ağzınızın çeperini kıstırayım ben. Yani ne güzel konuştunuz ya. Vallahi bu kadın kameraları gördü de öyle geldi. Hiç gelesi yoktu zaten. Sema Hanım, ben kocamın kaybolan şerefini de arıyorum. İnsanların ağzını çeperine hiçbir şey yapamazsın sen. Ya ama... Tamam. Kalsın bir daha alma, getirmeyin. Kalsın orada. Gamze, keselim. Alalım hanımefendiyi. Tamam. Almayın, bir daha karşın. Alalım hanımefendiyi, Gamze. Gamze, sen de bir tavşanlıya git artık. Yani bu nedir ya? Hani derler ya bunu televizyon... Televizyon açılıyor Sema Hanım. Televizyon açılıyor. Kıçınla perde açtın mı? Bir takım teknik aksaklıklar olabiliyor. Evet. Şimdi... neydi? Bir şey denir buna ya. Buna bu şey, ne denir? Şey ben buna ne diyeceğimi bilemedim ya. Dilimin de ucunda. Akıllı olmayınca neylesin fikir, çalsın Abdurrahman, oynasın Bekir. Hocam ne alakası var şimdi onunla da ya? Evet. Söyle Fibriye. Evet efendim. Ha muhabirimiz tavşanla, tavşanlıya gitmiş ışık hızıyla ve... Kızınız bulunmuş. Evlenmiş. Lan sen niye evleniyorsun lan? Gerizekalı. Bir saniye tamam, bir dakika şimdi. Bak yavrum, ailen burada perişan oldu. Hadi şimdi ben buna ne diyeceğimi de bilemedim yani. Ne denir? Ne, tebrik ederim mi diyeyim? Ne? Teşekkür ederim. Hay Allah ya. Sen şimdi bu Mümtaz'la mı kaçtın yavrum? Yok Sema abi, Mümtaz'dan ayrıldık. Biz onun arkadaşı vardı, internetten konuşuyorduk. Ona kaçtım ben. Simitçi olan mı? Simitçi olan mı? Yok, açmacı, peynirli, kaşarlı.
Ama şimdi yavrum sen de biraz yani şeymişsin, o ne denir ona? Şey denir ona. Ne o? Hıyarın var diyene bir avuç tuzla koş. Ha, o denir. Ama hocam yani şimdi... Evet. Öyle de denir mi yani? Lütfen. Lütfen. Şimdi Nurçıban kızımızda da yaygın denilebilecek bir sendrom var. Evet, nedir? Kız zilli. Yavrum Nurçıban, sen isteyerek mi evlendin kızım? Çok istedim. Yani ben birkaç ayıplı fotoğraf gönderdim buna. Bu da sen anana babana gösterin dedi ama zorlamadı yani. Ay istedim, kendim kaçtım. Kendisi de burada zaten aşkım. Selamun aleyküm. Allah kahretsin. Aleyküm selam, buyurun. Taylan mutlu Bey. Akşamlar, mutlu akşamlar. Selam, nasılsınız? Sağ olun. Vallahi biz çok iyi saklanmıştık ama siz bizi çok iyi buldunuz. Allah razı olsun sizden. Ekip. Bu arada giymiş olduğunuz elbise de beni gerçekten çok etkiledi şu anda. Aşağıya doğru daralan bir elbise. Allah belanı. Tarzımı yansıtıyor yani. Şimdi bir Taylan kardeşim sen bir uzatma. Sadede gel. Siz nasıl tanıştınız Nurçıban'la? Şimdi Sema Hanım, biz Nurçıban'la beraber bir tane görüntülü soyunma sitesinde tanıştık. Biz görüntülü soyunma sitesinde bu bana dürtme gönderdi. Sonra beni dürtülünce tabii ben de buna dürtme gönderdim, tamam mı? Dürtmeyi bu alınmasıyla beraber bu üzerinde... Lan dur lan! Ya erkek, erkek, erkek! Bu çocuğu! Detay verme lan, detay verme. 70 kaç milyon izliyor bizi? 70'i 80'i var. 70 80 önünde detay verme lan. Ya vallahi ilk defa şimdi ben Ejnat Bey'e hak vereceğim. Şu detaylara girmeyelim lütfen yani. Babacığım sakin ol baba. Ne babası lan? Bakar yaşından başından utan. Ben sana baba diyeceğim lan neredeyse. Şimdi tamam detaylara girmeyelim. Bak Nurçıban sen beni dinle. Söyle Fibri'ye. Efendim. Ha efendim, hatta ismini beğenmediği için vermek istemeyen bir izleyicimiz varmış. Neymiş ismi? Sen dur gösterme. Buyurun. İyi yayınlar Sema Hanım. Aha. Bu Taylan var ya, bu Taylan benim kocam. Ha. Aman! Sen evli misin lan? Siz bir de evli misiniz? Ya sen dur, senin ne işin var burada Allah'ını seversen? Sen bir dur ya. Oo. Evet evliyim, iki tane çocuğum var, Allah bağışlasın. Aman Allah. Ben anlamadım Sema Hanım. Ya yalan konuşuyor, yok öyle bir şey. Zaten bitmiş gitmiş bir şey. Ben sana sonra anlatacağım ya. Ha tamam aşkım. Gerçekten inandın mı buna? Güveniyorum, ben kocama güveniyorum. Hakikaten gerizekalısın ya. Sen de sağ ol. Şimdi bak yavrum, bu internetten tanışmalar, bu bir şeyler falan yani... Hocam... Evet, ne yapacağız bunlarla bilmiyorum. Yavrum ben senin sağ salim kurtulduğuna yani bulunduğuna şükrediyorum. Bak yapma, genceciksin. Yarın bir gün daha kötü bir şey olur. Hamile kalır bebekle ortada tabii, kalırsın tabii, yavrum. Tabii. Hamileyim abla. Ne ya, demek hamile? Lan ne demek hamile? Kimse bizi tutmasın. Sen köye daldılar, evet. Bir dahaki acı eşiğinde buluşmak üzere. Allah aşkına çocuklarınızı koruyun. Korunun. Evet. Oğlum o çok güzel hareket. İyisiniz değil mi? Çeke diyenler. Zil diyen var mıdır? Kalsın mı zil? Çal bakalım zil, haydi. Aferin. Oğlum korktum lan, kafan orada merdivene falan sen. Ha bir şey var mı orada? Anam. Sucuk kalmış orada lan. Allah Allah, ne sürreal bir uçuştu. Kim yazmıştı efendim? Begüm'le beraber. Cemo ile Begüm'e bir alkış. Evliya'nın kaşlarından biraz bahsetmek istiyorum.
Ya bilemiyorum. Bazen böyle abartılı makyajı genelde sevmem biliyorsunuz. Ama var. Ben tanıyorum. Dayım. Kaşlı mı böyle? Kaşlı yani. Tabii canım. Gerçek hayatta da. Bugün ama kaş günü. Zaten Hamza'nın da güzel bir kaşı var. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin. Sarak gider geliyor. Birsel ve Ebru yazdı. İyi seyirler. İyi akşamlar. Günaydın. Bu nedir ya? Günaydın. Kuş kalk. Ne? Bir. Girikli Şirinli Malatya Emniyet Komutanım. 6, 7. Asker kaçtısın? Şoför. Bir. Kaçtısın? Töfer. Kalk lan kalk. Bancak ne sefer? Kalk. Yavrum öyle gelinir mi? Aklımızı aldın ya. Fikri sana iki tane sorum var. Bir, bu neden benim bornozumu giyiyor? İki, sen neden benimle değil de bu ucuz taklidimle beraber uyudun? Yenge gece yatakta yorgana kendini dürmüşsün. Çocuk donmuş. Ya sen niye gitmiyorsun? Gitsene. Misafirliği kısası makbul değil mi? Hayır, değil ya. O hasta ziyareten kısası makbul. Hep yanlış biliyor ya. Vallahi ben de diyorum, niye beni zırtbıt kovuyor? Cahil. Oğlum, kız haklı, haklı. Oğlum, biz karı kocayız ya. Karı koca arasında bazı özel durumlar var Hamdi. Ne gibi durumlar lan? Oğlum, şey falan işte hani var yani. Ne? Oğlum, şey gibi durumlar... Yenge, sen biliyor musun? Ne gibi durumlar var ya? Biliyordum. Unuttum. Ama ya tamam, ne kadar ayıp aranızda şey yapıyorsunuz. Hadi kahvaltı yapalım, gider çocuk. Daha hazırlamadım çocuğum. Hadi daha. Ne bu? Ah! Ne? Yine şiir yazmış yengem ya. Cahil mahil ama ince ruhlu valla. Ben yazmadım bir şey. Yavrum ben de yazmadım. Hamdi. Çık aramızdan yılan kadın diye mi yazıyor? Yo. Ha, ben yazmadım o zaman. Yılan kadın ben miyim ya? Ya şu an bunu mu tartışalım Allah aşkına? Bir durun ya. Kim yazdı bunu? Ya dün gecekilerden biri herhalde. Dün gece... Dün gece ne oldu ki ya? Evet. Lan tamamdır. Her şey hazır. 10 numara eğlence olacak ya. Aysel'e 100 yılın doğum günü partisini yapıyorum. Lütfen kimse sıçmasın Allah aşkına. Oğlum 5 tane balonla 1 tanecik pasta almışsın. Bu neyin şovu? Sürpriz dedim anne işte, sürpriz bozma. Ben de ona dedim ki, ben dedim Hamdi'yleyim, geç geleceğim bu akşam dedim. O ne dedi? Hamdi kadar başına taş düşsün, püf senin gibi adamın kalıbına dedi de. Bunun konuyla bir alakamız yok şu anda. Herkes plana mütabık değil mi? Fatma, balonları şişiriyor musun? Hazır, kıvırıp hayvan yapayım mı? Kıvırıp... Hayvan yapma Fatma. Kıvır kalsın o şekilde. Baba hediyeler tamam mı? Ne hediyesi oğlum? Hediye falan almadık biz ya. Olsun, düşünmeniz yeter babam. Oğlum düşünmedik. Düşünsek alırdık zaten. Ya tamam baba, Allah Allah. Sen de amma şey yaptın ha. Herkes şu plana sadık kalsın. Sorun yok değil mi kanka? Abi amma abarttın ya. Alt tarafı Aysel gelmeden saklanacağız. Sonra sen deyince çıkacağız. Bakalım. Aynen öyle. Bana bak kız. Sen Hamdi ile sevgilisin diye çaktırmadın değil mi bir şey? Yok ya. Anlamasın diye 2 haftadır telefonlarını açmıyorum. Aferin ruh hastası. Güzel. Herkes manyak olduğuna göre plan işleyecek her türlü. Oğlucuğum bak, herkes hazır. Sen şu kızı ara da neredeymiş bir öğrenelim. Çalıyor, çalıyor. Heh. Çalıyor, tamam, tamam. Heh. Alo Aysel. Eve geçeceksin mi acı? Tamam. Kimle? Tamam. Eyvallah. Görüşürüz Aysel. Ne oldu oğlum? En yakın arkadaşıyla kahve içiyormuş. Bir dakika, en yakın arkadaşı kimmiş? Sensin lan işte. Seninle kahve içiyormuş şu anda. Düpedüz yalan söylemiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karın seni aldatıyor. Bir dost. Ya kızım ne aldatması hemen ya? Ya Aysel'e Ece mi yok, başka Ece değil. Senden başka tanıdığı Ece var mı? Bence yok. Duydun mu teyze, yokmuş. Oradan bana öyle konuşmak da olmuyor. Ya kızım sen niye yangına korukla gidiyorsun amma?
Ya neyi tartışıyorsunuz? Benim yuvam yıkılıyor şu an burada. Kimle içiyor bu kahveyi? Ya kanka tamam. Hemen kötü düşünme ya. Değil mi? Belki geçici bir hevestir ya. Belki umarsızca gönül eğlendiriyordur. Sağ ol lan. Oğlum sen neden erotik erotik anlatıyorsun? Ha? Hadise klibi mi bu? Biz gidelim ya. Gidelim. Hayır. Gitmek yok. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Herkes burada kalıyor. Planı aynı şekilde uyguluyoruz. O Aysel Hanım geliyor, sevdikleri onun için neler neler hazırlamış görüp yerin dibine giriyor. Oğlum 5 tane balon aldı. Hani tam balon aldı 5 tane. Tamam canım. Asansör. Güzel. Güzel. Geldiler. Saklanın. Herkes saklansın. Ya. Ne olur hızlı. Oğlum biz gitsek ama. Baba geç baba geç. Herkes burada kalsın. Hep beraber döveriz. Hadi. Ne diyorsun lan? He? Bir şey yok, bir şey yok. Saklan, saklan. Saklan. Baba. Ya baba bunu mu buldunuz bula bula? Hadi nereye baba, hadi abi, baba. Nereye gireyim? Ana hadi ne olur. Fikri. Hamdi. Kardeşim. Ne kardeşim lan? Ne kardeşim? Geç lan şöyle, geç şöyle. Ne yapıyorsun lan? Ne lan bu hal Aysel? Ya sen ne konuşuyorsun yalanların üstüne ya? Aa, ama Aysel Hanım senden fazla yalancı da yok yani. Ece'yleyim dedim, benleydin. Kim bilir neler yaptık. Durdum lan seni. Dur, dur. Ya sen ben Hamdi'yleyim demedin mi? Dedim. Aradım. Hamdi'yle değilmişsin. Evet, benle değil dedim. Kesin dedim, ben size zamparalık yapıyor karşıyım dedim. Oğlum sen beni niye satıyorsun ya? Ya gerçekten aldatsaydım? Gerçekten aldatsa mıydın? Mesela yani aldatsaydım satacaktım. Oğlum öyle bir şey olursa söyle bana, şey yaparız. Senin o dilini koparırım ha. Ya kimseye yaranamıyorum, bu ne ya? Peki niye ikiniz eve geldiniz bugün? Ya beni tehdit etti kardeşim. Ne diye? Diyor ki ne olduğunu öğrenmezsen diyor, Aylin'le konuştuğunu diyor Ece'ye söylerim falan dedi. Aylin. Ben de bunu göze alamadım. Oğlum Aylin'i kaçıramam ya. Aylin'i görmen kim lazım. Hamdi. Aylin kim Hamdi? Yo. Yo. Yok sen beni en yakın arkadaşımla mı aldattın? Bir dakika ya. Şu an en yakın arkadaşım, en yakın yengemin, en yakın arkadaşıyla birlikte bir... Allah kafam çok karıştı şu anda. Ya hayır olur mu öyle şey? Bir dinle yavrum anlatacağım ben. Ya ne anlatacağım? Ne anlat? Bunun kafasındaki ne? Parmak sucuk mu? He. He? Ne bu? Ya var ya senin boyun posun devrile Fikri. Dilin başından çekile. Ekmek at ola. Sen it olasın. Koşasın. Yetişemeyesin Fikri. Sağ ol oğul. Ne çirkin bedduan var mı senin? Şuraya da bir tane ok at, oba kuralım. Bu nedir ya? Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. Aylin. Ah pardon. Hamdi. Aylin kim? Yo. Ya kızım sen beni kocamla aldatıyorsun. En yakın arkadaşımsın. Bu salam derdi. Ne bitirsin ya, sen yavrum, ya? Ya yavrum öyle şey olur mu? Ben seni aldatacak olsam Ece'yle mi aldatırım? Bir dakika, bir dakika. Burada ben bir dur derim. Ece'nin nesi varmış kardeşim? Gayet güzel kız, ilik gibi kız ya. Ne yapıyorsun lan ben şu an? Allah'ım en yakın arkadaşıma sevgilimi ayarladım. Ve arkadaşım evli. Kusura bakma yenge. Oğlum, ya oğlum bir dinlesene. Sen bana güvenmiyor musun kardeşim? Ya kardeşim ben sana hep güvendim. Ben senin her zaman yanındaydım. Evet. İş seyahati deyip bir yerlere gittiğinde ben senin arkanda durdum. Sen annenin altınlarını bozduğunda ben senin yanındaydım. Tamam, anneni karıştırma şu an. Babanın annesinin anne, evini sattığında ben yanındaydım, ben. Sus, sus. Allah. Evini ana sattın ha. Şerefsizin çocuğu. Altınları da tatil için bozdurmuş itoğlu it. Küfürler U yapıp size saplanıyor. Haberiniz olsun Hikmet amca. Baba, anne hoş geldiniz. Buyurun geçin oturun. Ortalığı biraz dağıttık tabii. Ya Hamdi, Aylin kim? Ya yok, yok öyle bir şey ya. Nasıl yok ya? Ya tamam annem babam da burada. Aylin benim iş yerinden arkadaşım. Yalnız bizim iş yerinde öyle biri yok Aysel'cim. Yok devenin artık. Aldatılmak nedir çok iyi bilirim. Bu kim ya? İş yerinden arkadaşım. Aylin bu mu? Sence Aylin böyle olabilir mi?
Aynı bir görsem var ya, bembeyaz tenli, maviş selektörlü, böyle sarı sırma saçlı bir şey. Adamı vurdum. Ya biri bana ne olur, burada ne olduğunu bir açıklasın artık ya. Kim, niye burada herkes? Yavrum, ben senin doğum günün diye böyle bir sürpriz yapayım dedim. Herkesi de topladım, elimi yüzüme bulaştırdım. Kusura bakma. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Kardeşim, yengenin doğum günü önümüzdeki ay. Ha siktir ya. Bana sürpriz oldu şu anda. Ya ben aldatılmadığıma mı sevineyim? Ha? Senin hatırlamayıp bunun hatırladığına mı üzüleyim? Ya vallahi şaşırdım. Yemin ederim şaşırdım ha. Bence şuna üzülmelisin. Bu senin doğum günün sanıyorsa. Ben niye dışarıdayım, burada değilim? Yengen sana yengen sana uyuz oluyor ya moruk. Yenge sen bana uyuz mu oluyorsun? Evet. Niye söylemedin? Söyledim. Baş başayken öyle demiyordun ama. Doğru. Fal baktı, en yakın arkadaşım benim falan. Falda çıkmadı bana uyuz olduğu. Ya bir dakika ya. Her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğuna göre ben de benimkini bekliyorum Hamdi. Ha, aile konusu mu hayatım? Evet. Yo, öyle bir şey. Ya mı? Ya tamam, bir sakin ol. Adam yapmış bir hata. Yatmış mı? Ama sen kaşınıyorsun şu anda. Yani yapmış bir hata. Ya yapar adam. Aşk olsun ya. Adam mıyım ben? Vallahi alınıyorum ya. Değilsin Hamdi. Lan bu nasıl bir lüks lan? Sen kimsin ki beni aldatıyorsun ya? Gel istersen dışarıda biraz hava alalım ha. Ya ben var ya. Hı-hı. Ya bununla sevap diye çıktım ya. Gidiyor başkalarıyla görüşüyor ya. Güzele bakmak sevap ya, onu diyor. Ondan. Ne yapıyorsun kardeşim? Aşkım pardon. Aşkım tamam yani. Yanlış hatırlarsan da sonuçta uğraşmışsın. Ben yine her şeyi berbat ettim ya. Sakın böyle düşünme. Hep beraber sıçtık. Böyle bir şey. Anne, baba ya anne, biz o altınları vallahi tek tek çalışıp yerine koyacağız. Söz size ya. Ya kızım şimdi altınların bir önemi yok. Boş ver. Baba, o köydeki şeyde ipotek oldu ama işler iyi gidiyor. Vallahi onu yaptıracağız baba bir şekilde. Ya oğlum evin ne önemi var ya? Ev dediğin dört duvar. Önemli olan bu evin içerisindeki huzurunuz, mutluluğun peşinde olun daima. Kırmayın lan birbirinizi. Tabii canım, birbirinize güvenin yani. Kızım, doğum günün kutlu olsun gelinim. Kutlu olsun. Doğum günü önümüzdeki ay Hikmet amca. Hanım yere gidelim biz, hadi. Baba şey olmadı öyle ya. Görüşürüz. Sana bir şey diyeyim, bu Hamdi'ye biz birini bulalım. Böyle olmaz. Vallahi. Duydum ben onları. Tamam ulan işte, bulacağız birini. Vay be. Ne oldu? Okusana. Sert bir rüzgar esiyor burada. Sesleniyorum, duymuyorsunuz. Rica etsem Wi-Fi şifresini bir kağıda yazıp çatıya fırlatabilir misiniz? Bir dakika, dur. Bu ne la? Şiir değil bu. Şiir değil, kim yazdı bunu ya? Kim yazdı lan bunu? Ben yazdım. Bütün gece çöminede saklandım. Neden kimse beni fark etmedi? Ha? Enişte bir de geldi şömineye yattım, ben bacaya tırmanmak zorunda kaldım. Ben silik bir tipiyim, neden kimse beni fark etmiyor? Bu kim? Fatma, en yakın arkadaşı. En yakın arkadaşımı ben niye tanımıyorum Fikri? Ya anlatıyordun ya, evcilik oynuyoruz, yakınız, böyleyiz diye. Bu? Fatma, çocukluk arkadaşım. Ha? Ben bu kızı 20 yıldır görmüyorum. Sen ne alaka çağır? Fatma, hoş geldin. Hiç öpmeyeyim, kömürlüyüm. Bir şey söyleyeceğim. Ne iyi ettiniz de beni de çağırdınız doğum gününe. Bir ay boyunca doğum günü kutlama fikri çok güzel. Bir ay çok eğleneceğiz bu evde. Bir dakika ya. Bir ay çok uzun bir süre yani. Evli bir çiftin yaşayacağı durumlar vardır. Ne gibi durumlar? Bilmiyorum. Düşünüyoruz onu. Yengenin aklına gelmedi. Tamam, tamam. Tatlıya bağlayalım. Böyle bir sarılalım, tamam mı? Sen de kal burada. Olur. Tamam. Senin ben yapacağın işi sizin fikrin. Çok
Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Hoş geldiniz çocuklar. Skecin içindeki durum komedisi çok başarılıydı. Ama geri dönüş, sonra gelmeyi bir anlamadık. Tam ne oldu? Bu... Bir de bir şeyin devamıydı bu galiba ama neyin devamı olduğunu da hatırlamadık zaten. Bu çok eski bir skeçti. Ne zamandı en son? En son sezon finalinde. Kadın neydi? Kadınlar... Susarak gider. Kadınlar susarak gider. Roman ismi gibi. Çok tatlı değil mi? Kadınlar susarak gider. Erkekler... giderek susar. Bence çok güzel bir dekor uygulaması vardı ayrıca. O dikkat çekiciydi. Dekorcu, sanat grubuna, bu işleri yapan arkadaşlarımıza bir alkış alalım lütfen. Gizli kahramanlar. En iyi şaka hangisiydi? Okapta ova kuralım. Ne diyor? Okapta oba kuralım. Dönem bedduası. O güzeldi. Tarihi diziden dönem bedduası. Ne bir daha söyle, nasıldı o? Dilin başından çekile, dilin ekmek başından at ola, çekile. Sen it olasın. Ekmek at ola, sen it olasın. Koşasın, yetişemeyesin Fikri. Nereye koşasın? Nereye koşarsan koş, yetişemeyesin. Pis bedduaymış ha. Şu şeyler, durum komedisini parlatalım derken ona tükürme, buna tokat azıcık zorlamaydı. Onlar yerine oturursa daha güzel olur. Değil mi Talha? Çok güzel hareketler devam ediyor. Bir önceki Açın Kapıyı skecini de ben sunmuştum. Şöyle bir yorum yazmışlar. Kapı Cihan abiden fazla alkış aldı demişler. Ben de ilgili zat... Ama şunu bilmiyorlar. Kapıyı ilk yazan onun üreticisi Cihan Talay. Kapı onun fikri. Bugün Cemile ile yazdılar ama ilk kapı kardeşimizin kapısı. Bizim kapımız hocam. Bir de o çocuk sunmasın yazıyorlar sürekli. Ya hocam yaprak dökümünün eski bölümüne ne baktım, oraya bile Cihan Talay sunmasın yazmışlar. Orayla ne alakalı? Bir de 17 kişi de beğenmiş onu yani hani... Ya ben... Bazen uzun sürüyor sunumlar, interaktif falan yapıyorum. 3 dakika sürüyor işte, 4 dakika sürüyor. Hemen internette o skecin altında yorumda şey... Zamanı olmayanlar için skeç 3. dakikadan sonra başlıyor diyor. Beni atlat diyor yani. Ben de dedim ki bari kısa durayım dedim. Bir tane kapıyı... Açın kapıyı geliyor, iyi seyirler dedim. 4 saniye sürmüş. Altına şey yazmış. Zamanı olmayanlar için skeç 0-0-0 4. saniyeden sonra. Ya zaten atlatsam 10 saniye gidiyor yani. Bir tanesi de şey yazmış, mecbur izleyeceğiz ya. Açın kapıyı, 12 geliyor. Cemile Çiğdem, Can Yurt ve Cihan Talay yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Lan Bilal, bana bak. İdris amcanların dükkanından alıyorsun ekmeği, tamam mı? O bizden para almıyor. Sen de çok ısrar etme, para vereceğim diye. Duydun mu beni? Tamam. Yarım kalıpta peynir al. Hadi bakalım, yürü. Tamam baba. Bana bak. Paran var mı? Var baba. Paran var mı? Doğru söyle. Var baba, sıkıntı yok. Lan doğru söyle, paran var mı? Baba vallahi 100 lira param var. Heh, 50'sini ver bana. Benim de yok oğlum, 50'sini ver. Allah Allah. Al baba, al. Hadi bakayım, güle güle. Allah bereket versin. Bir daha haşlama bütün alacağım. Heh, bütün öyle. 100'lük, 200'lük. Aferin benim akıllı oğlum. Baba! Ay Bilal nereye gitti? Ekmek almaya gitti ya. Ay keşke zeytin de isteseydim ya. Anam canım mı çekti yoksa? Evet. Kız şey yapalım, komşulardan isteyelim. Ne olacak? Komşuluk öldü mü? Ayol Allah Allah. Yani ölmedi de her şeyi onlardan istediğimiz için ömrü kısalmış olabilir baba. Kızım ne olacak? Onlar da senin annenle baban ya. Bana bak doğru söyle. Sana bir şey mi dediler yoksa? Ya bunlar ne kadar pinti insanlar ya. Ne alaka?
alakası var baba? Tamam, gidip isterim ben şimdi. Tamam, hadi ben içeri giriyorum, ev soyu. Baba, şey değişti, reçel değişti. Evde kalmamış, reçel değişti. Çilik. Hadi göreyim seni. Allah'ım, ya sabır ya. Anne! 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 Ya kapıya kadar geldin, sen açsana. Ya bunu bir kere açınca üstümüze yapışıyor. Hayırdır canım kardeşim? Canım bize gelmeye mi çekti? Hamilelik öyle bir şey değil gerizekalı. Allah'ım ya. Torunumun anası gelmiş. Annem sana artık kızım demiyor. Anne ben bıktım ya. Ay aman bak sorma. Biz de bıktık. Şu bir evlense de gitsin artık evden. Bak ben evlensem de bu evde kalırım. Bu evde yaparım çocuklarımı, çok pişman olursunuz bu söylediğinize. Ay anne ben şundan bahsetmiyorum ya. Hulusi amcalardan bahsediyorum. Bu hafta da bizde kalacaklarmış. Yani evlendiğimiz günden beri bizde kalıyorlar. Bir balayına bile gidemedik ya. Ay ama ayıp canım ya. Öyle şey olur mu? Bilen ne diyor Hulusi'ye? Baba diyor anne. Anne bunun kafa yanmış ha iyice. Tamam. Gel kızım biz mutfakta konuşalım. Gel gel. Ha Faruk. Baban gelir birazdan. Açmazsın kapıyı. Tamam. Ben de anne hoş. Sıkıntı yok. Ya Necdet abi kusura bakma, evine kadar geldim ama patron da bana kızıyor abi, yani veresiye verme diyor artık. Lan tamam lan, o iş bende. Şu eve gireyim, ben halledeceğim. Rahat ol ya. Açın kapıyı! Ya abi bir de bir şey rica edeceğim. Bak geçen gün de dükkanın önüne geldin. Açın kapıyı! Yaptın ya. Saat ondan sonra biz kapalıyız. Apartmandakiler rahatsız oluyor abi ya. Tamam lan tamam. Bundan sonra daha böyle uzaktan varırım. Onlardan açar sen, rahat ol lan. Tamam. Benim sana kaç şişeye borcum var? Abi toplam 75 lira borcum var. Tamam, o iş bende. Tamam. Açın kapıyı! Abi bana doğru bağırıyorsun, kapı o tarafta ya. Tamam, tamam bağırıyorum işte. Neredesin sen Necdet? Kapının önündeyim Nurgül. Bu saate kadar neredeydin be adam? Ha, deniz kenarında, sahildeydik arkadaşlarla. Ya böyle var ya, lodos esiyor, çok üşüdük. Nurgül, al beni içeri. Dokluk. Bu bilgileri de bir denizciler bir de siz hakimsiniz. Sahil kenarında içmeseydin Necdet. Ne yapayım Nurgül? Sokak ortasında mı içeyim? Çok ayıp olur ya. Ay sokak diyor ya. İçmeyeyim Nurgül demiyor da sokak diyor. Ya Nurgül kafanın önünde tartışacağız mı ya? Bakkal yanımda, ayıp oluyor adama ya. Bakkal. Hayırdır? Selam yenge. Bu bizim bakkal, bir alacak verecek işe. Sizin dükkan neredeydi lan? Cadde üstünde. Cadde üstünde. 10 numara 5 yıldız bir dükkan Nurgül. Adı neydi lan? Kudurmuş kuruyemiş. Kudurmuş, hepsi kudurmuş Nurgül bunlar. Acayip kuduruyorlar. Çekil önümden, benim bir işim var içeride. Yavaş yavaş. Hadi. Buyurun içeri var. Yok yenge, hiç girmeyeyim ben. Ha, iyi. Ben de çıkmayayım. Evde soğumasın. Kapattın kapıyı o zaman. Ay olur mu canım? Yüzümüze kapatmayayım, ayıp olur ha. Tamam, ben arkamı dönüyorum o zaman. İyi, hadi. Buyurun, kime baktınız? Kimseye bakmıyorum. Necdet abi bekliyorum ben. Hayır, Necdet abi o tarafta olur. Sen benim eve bakıp bekliyorsun. Hayırdır? Ya bir para meselesi vardı aramızda. Ne parası? Ya şimdi bak bu... Şimdi gitti ya. Açın kapıyı! Baba sen içeri nasıl girdin? Şşş! Konuşma daha, kapıyı aç lan. Bak şimdi açacağım kapıyı, sonra da içeri girmek için bağırdım. Lan uzatma, aç işte. Açıyorum. Bak tamam, babama para verdirtmem. Buradan ben veririm. Sana ne? Sana ne düşmüş lan, sen para veriyorsun koyun cebine. İsmetciğim al bunları yavrum. Bu ne abi? Depozito olan şişeler. Abi bu hiç oldu mu ya? Hı, oldu oldu. Al sana bir tane mandalina. Yaşartıyorum, yersin. Neyse abi artık. En azından elim boş dönmüyorum. Hadi eyvallah. Hadi. Gide gide gül, hadi. Ha, Esli, ne? Ağladın mı sen? Ne oldu? Ne oldu? Bak Bilal, o babana şunu gidip söyle. Durun, durun. Kapıda tartışmayın. Gelin içeri, içeride konuşalım. Hı, Allah içeri. Allah. Bunu da benim duydu ha. Kapıda tartışmayın, ben de. Tamam, tamam. Neyse, bir dakika. Bir dakika. Kim üzdü Esli'yi? Kim üzdü Esli? Sen mi yaptın Esli? Lan bağırma. Allah Allah. Lan Miller, sen mi üzdün lan benim kızımı? Yok. Hayır baba, o üzmedi ya. Durun durun, ben bir çay koyayım hemen. Öyle konuşalım, tamam mı? Sakin sakin. Tamam. Ya vallahi Hulusi, isteyemem bu sefer ya. Ayıp. Git al şu şekeri bakkalda. Ya ben şekeri bıraktım. Paket alırsam yeniden başlarım şimdi. Allah Allah. Hulusi. Sen iste, sana veriyorlar. Bana vermiyorlar. Allah Allah ya. Bilal. Heh. Oğlum, annenler ne zaman gidiyor? Niye ki? Çalsana, neyi bekliyorsun? Ay, dur bakayım. Bir davet edeyim diye dedim ya, gitmeden öyle. Ha, anladım. Anam ne kadar kibar kadın, görüyorsun değil mi? Davet edeyim diyor ha. Nurgül,
Ben evde yokken Davet Oto Hulusi'yi ben görmek istemedim. Ben sanki sana çok meraklıydım. Sanki Necdet Ayyaş. Sabahları kalkıyor, pis kokuyor, alkolik. Nurgül teyzeciğim, hiç acele etme. Yani davet edilecek bir sürü vaktin olur çünkü kış sonuna kadar gitmez hayatta onunla. Lan kışından uydurma oğlum. Ne diyor anne bu? Sen git içeri be, hemen yürü. Çay koymamışsın ki bana. Hadi. Ya kış sonu ne demek Bilal ya? Ne demek kışa kadar? Bebeğim şöyle demek, anneme demiş ki babam. Heh. Kış geldi, artık doğalgaz faturasından falan kısmamız lazım. Gidelim çocuklarla yaşayalım demiş. Onlar gelmişler. Kış bitene kadar buradalar. Öyle mi dedim ya? Ben öyle mi dedim? O öyle denir mi ya? Ama öyle dedin Hulusi. Haklı. Konuşma oğlum. Bile, sen o babana benden yana selam söyle, o anlar, tamam mı? Aleyküm selam. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Kenan, kopsun artık. Hayatım, ne olur beni yanlış anlama ama sence de babanların bütün kış bizde kalmaları biraz fazla değil mi? Aşkım, ne yanlış anlaması ya? Biraz fazla değil, çok fazla. Ama benim babamı biliyorsun yani ya. Geldi, çöktü. Ya çekilmez adamın teki. Hayatta gitmez. Ben de bazen düşünüyorum, diyorum ki ulan karşısına geçeyim. Böyle iş mi olur diyeyim. Suratına söyleyeyim. Ama sonra bakın vazgeçiyorum. Anlamaz. Cahil, cimri. Ben yemin ediyorum bunu evlatlıktan reddedeceğim ha. Bunu evlatlıktan reddedeceğim. Haklısın ama dur. Ya bir de şimdi Nurgül teyze, ben babama nasıl gittiğim evden? Ben derim Nurgül. Hem de var ya, büyük bir zevk ederim. Necdet, sen bir git bakayım, ben dışarıda mıyım? Nurgül, öyle kapının dışına çıkacağım. Sen de beni geri içeri almayacaksın değil mi? İçmezler Nurgül Hanım. Yemezler o Necdet. Ay adamın aklı fikri içmekti. Bir dur girme baba oğul arasında. Çocuk konuşacak. Ya bir de Nurgül teyze ne yapmış biliyor musunuz? Bu gitmiş, 3 aylığına Erasmus öğrencisine kendi evini kiraya vermiş. Aa, yok. Ya ben şimdi bunları evden kovsam sokakta kalacaklar. Gidecek yerleri yok. Ulan adam her fırsatı değerlendirmiş be. Fırsatçı puşt. Aha. Duydum. Duydum. Hayır, puşt dedi. Kapının üzerinde açırdım suratıma puşt dedi. Ah. Bilnur Hanım, siz burada mıydınız? Allah'ın işi işte. Duyasımız tuttu. Ay, her şeyi duydunuz mu peki? Her dediğimi duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Sen bana sakın bak. Sen bana sakın bundan sonra baba deme. Duydun mu beni? Ulan Hulusi, madem duydun niye durdun? Çıkıp gitseydin lan. Adamda biraz insaf, gurur olur lan. Necdet. Tamam. Ama lütfen. Babacım ya, ya siz beni yanlış anladınız. Ben sizi çok seviyorum yani. Duydunuz değil mi? Duydunuz. Babacım ben sizi çok seviyorum dedi. Ha, demek öyle ya. Biz kızım, biz buraya doğalgaz faturası yaraya insin diye değil. Elektrik faturası yaraya insin diye değil. İnterneti bedava kullanalım diye değil. Tamamen sen hamilesin. Olur da bir şey canın çekerse sana yardımcı olalım diye gelmiştik. Canın ne çekse geliyorum, bizden istiyorsun yalnız Hulusi'm. Ulan şurada 2 dakika duygu sömürüsü yapayım. Bana araya girme Faruk ya. Allah Allah. Laf sokma bir. Faruk'un soktuğu laftan bir şey olmaz. Ben sana öyle bir laf sokarım. Necdet. Ama yani Nurgül, yani ben iç güveysi gördüm ama puşt güveysi ilk defa görüyorum. Duydunuz değil mi? Yine bağ pışt. Teşbihi bile ederek dedi. Okey, az hak ediyor olabilirim. Ama çok da hak etmiyorum yani. Sonuçta ben de bir babayım ama ya. Tabii ki, hem de baba gibi babasın. Konuşma lan. Necdet, bak baba oğul arası bozulacak. Hadi çabuk özür dile Necdet. Ne özür dilerim? İstemiyorum, özür falan istemiyorum ya. Sürekli yapıyor, yapıyor. Ondan sonra gele benden özür dile. Böyle olmaz ya. Seni de kovuyorum lan. Kovdum seni. Kovma baba. Kovma ne olursun. Ver, kovdum. Ama Allah Allah bak hala babaya baba diyorsun. İş verenken ne diyecektik biz babaya? Allah bir türlü belasını versin. Kocam olmasa boşarım bunu. Sana bir de zıplarım. Tamam. Patron diyorduk. Patronum. Tamam babacığım, özür dileriz. Vallahi siz bizi yanlış anladınız ya. Hiçbir önemi yok kızım. Benim için bir problem yok yani. Kendisi bana söyledi. Senin gözleri tabii nereye bakıyorsa yine Allah'ım bilir. Bilal, hadi sen de özür dile babandan. Özür dilerim. Küs ayrılmasın evden. Evden küs ayrılmasın mı?
Ne? Ne ayrılması ya? Biz bir yere mi gidiyoruz şimdi? Ne oldu? Ay tamam Hulusi Bey, gitmeyin. Kalın burada. Ama bari izin verin, çocuklar bari bir haftalığına falan tatile gitsin. Balayı bile yapmadılar ayol. Ya evet ya, ben baktım. Prag'daki şehir merkezindeki oteller böyle 3500 TL'den başlıyor. Şehir dışındaki oteller? Onlar ucuz baba ya. 1250 TL falan ama orada da hırsızlık tehlikesi varmış. E tamam, ne olacak ya? Şehir dışında kalın. 1250 verin. 1000 lira da hırsıza verin. Bitsin gitsin. Aa, çok mantıklı. Gene kârda oluyoruz değil mi baba? Evet, bu hesabını yapın artık ama lütfen, rica edeceğim yani. Olacak şey mi ya? Sizin dükkana da Faruk bakar bir hafta. Evet. Ne? Ya yaparsın ya kardeşin için. Evet ya, hadi eniştesin bak, canlı çalışır ha. Lan kesten sen sesini. Şişt lan Faruk. Bilal'e dayılanacaksın ha, doğacak yeğenine dayılanırsın. Hadi bakalım. Faruk dükkana bakar bir hafta, siz de tatile gidin, olay bitsin hadi. Ya yine yaptığınız, yapacağınız, ailecek beni burada manipüle ettiğiniz, Faruk bana iş arkadaş ettiniz ya. Ben çok meraklıyım Hulusi. Bana bak Faruk, altında çalışacaksın, duydun mu beni? Benim tarzım bu, sakın üste çıkmaya çalışma. Böyle yemeklerine gelir, burada yeriz, maaşını da bu verir, ben karışmam. Hulusi! Tamam ulan uzatma, çocuk çalışacak dedik, bitti gitti nokta. Hadi Nesli, Bilal siz de gidin evinize, bavulunuzu hazırlayın. Hadi gene iyisiniz ha. Uçak biletlerini izle benden be. Kendisi pilot ya. Uçak biletlerini... Ulan hadi ulan, hala burada mısınız ya? Hadi gidin. Açın kapıyı. Buna zili ben çalarım. Ne demek? Evet, herkes sahneye, gecenin sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Basmağlık herkese. Hoşçakalın. Valizin malizin azmış. Filan bir şey olmasın. Defol git tıpasın. Ben ne sana? Ben şimdi keseceğim abi, sen gel. Ne diyorsun sen? Ben memnun oldum. Biz güzelim. Hayır! Şimdi güzel oldu sahne. Burada. Beni güzel kalmayabilir. Var! Ne oldu ya? Kızım bak, bu üç kase de aynı. Kanalımıza abone olmak isterseniz eğer aşağıya tıklayabilirsiniz.